Alpar ekranlarından mutlu akşamlar. Ekonomi Masası programıyla karşınızdayız. Bugünkü gündemimiz, bugünkü temamız özellikle son dönemde çok konuşulan Çin'de ortaya çıkan koronavirüs süreci ve bu koronavirüsün önlem altına alınıp alınamayacağı ya da bu sürecin nasıl yönetileceği, bundan sonraki ekonomiler için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı olacak. Özellikle Çin'de başlayan bu sürecin Avrupa bölgesine, İran'a, Amerika'ya, neredeyse dünyanın tamamına yayılması acaba dünya ekonomisi için büyüme oranlarını özellikle düşürecek mi? Uluslararası ticareti sekteye uğratacak mı? Bu akşam bunun üzerine konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Sedat Aybar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ekonomist Doktor Timur Bozdemir. Hoş geldiniz Timur hoş Bey. Hoş bulduk. Psikolog Emrah Yolaç. Hoş geldiniz. Mentor Grup Ortağı Doktor Hakan Çınar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle koronavirüs hepimizin hayatına girdi. Ve bu süreç içerisine bakıldığı zaman daha çok sağlıkla ilgili birçok planlamalar yapılıyor. Bu devletler düzeyinde de, kamu düzeyinde de, bireysel düzeyde de bu şekilde. Ama tabii ki dünya ekonomisinin bu süreci hepimizi etkileyecek ve uzun süreceğinden bahsediliyor. Özellikle aşının 6 ay ve 9 ay süresince devam edeceği. Bu süreçte de özellikle küresel endekslerdeki altından, dövizden ve birçok parametreyi aslında harekete geçirecekmiş gibi duruyor. Şimdi öncelikle tabii ki şundan başlamak lazım. Yani Çin bu virüs ortaya çıktı, koronavirüs ortaya çıktı. Ve bu süreçte ilk olarak Çin'de ortaya çıkması birçok şeyin aslında başlangıcını oluşturmuş oluyor. Bu virüsün Çin'de ortaya çıkması bu süreçten sonraki uluslararası ticaret hacimlerine, ihracat, ithalat oranlarına ve ihracat hadlerine acaba nasıl etkileyecek? Önce başlamak istiyorum Sedat Hocam. Koronavirüsünün Çin'de ortaya çıkması tabii ki en önemli faktör aslında. Çünkü Çin birçok ülkenin ticaret ortağı bakıldığı zaman ve bu ticaret partnerliği süresince yayılması da, bulaşıcı olması da birçok ülkeyi etkileyecek gibi duruyor. Siz nasıl yorumlarsınız ilk olarak Çin'de bu virüsün ortaya çıkışı ve etkilerini? Zaten virüs artık, çok teşekkür ediyorum. Zaten virüs artık Çin merkezli bir virüs olmaktan çıktı. Şimdi 30'un üzerinde ülkeye yayıldı ve giderek başka ülkelere de sıçrıyor. Ve oradan etkisinin artık Çin merkezli düşünülmesi birazcık zor. Ama bu işin kronolojisine baktığımız zaman Çin Halk Cumhuriyeti şöyle bir şey yaptı. Bu virüs ilk Hubei bölgesinde, Wuhan'da ortaya çıktı. Ve ilk başta bir tedirginlik, bir ne yapacağını bilememe durumu söz konusuydu galiba. Sonra süratle bu işin ciddiyetinin farkına varıldı. Ve insandan insana geçişin çok hızlı olması Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir takım önlemler almasını getirdi. Ve bu önlemler kısıtlayıcı önlemler. Şimdi baktığımız zaman, bugün itibariyle baktığımızda aslında ölüm oranları düşmüş vaziyette ve salgının yaygınlaşması da gerilemiş durumda. Yani ilk baştaki kadar hızlı yayılmıyor Çin Halk Cumhuriyeti içerisinde. Ve salgının büyük bir kısmı da Hubei bölgesinde. Orada tutuklanmış, durmuş vaziyette. Yani Çin bunu kendi içerisinde bir şekilde, o birazcık da o rejimin kendisine has yapısı nedeniyle toplumu biçimlendirmesi, bu kılcal damarlara kadar bir takım kısıtlayıcı önlemleri harekete geçirip bunu kontrol edebildi, bir yerde tuttu. Fakat bakıyoruz, tam bu Çin tarafından kontrol edilmeye başlamış iken İran'da salgın ortaya çıktı, İtalya'da, Fransa'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde hızla yaygınlaşan bir salgınla karşı karşıyayız. Demek ki bu küresel ölçekte yayılmaya devam edecek. Ve hemen ardından iktisadi etkisi ne olacak sorusu geliyor. Belki de cevaplanması gereken en önemli soruların başında bu geliyor. Tabii bir Çin merkezli bir durum var. O Çin merkezli durumda sizin de bahsettiğiniz Çin'in üretim bandı üzerinde hakim olması ve hem kendisi için üretim yapıp hem de dünya için üretim yapan bir ülke olması ve bu arz zincirini tabii ki kısıtlanması ve Çin ekonomisinin büyümesinin birazcık daha yavaşlaması bu salgın yüzünden ve getirilen kısıtlayıcı önlemler yüzünden yavaşlaması, üretim zinciri üzerinde diğer ülkeleri de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Yani ben bu örneği başka yerlerde de veriyorum. Bir örnek mesela Afrika kıtasında virüsün yayılması ya da salgın çok fazla
izlenemedi. Galiba Mısır'da bir iki tane vaka var. Bunun bu bir iki vaka. Fakat Afrika kıtası iktisadi olarak çok ciddi bir şekilde olumsuz etkilenmiş durumda. Nedeni de Çin Halk Cumhuriyeti üretimini sürdürebilmek için kıtadan ham madde ve petrol ithal ediyor. Şimdi bu daralan işte iktisadi durum oradan yapılan ithalat talebini de azaltmış durumda ve bu ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Yani fakirler daha olumsuz etkileniyor. Ve bir de sağlık sistemleri daha az gelişkin ülkeler bunların etkilenmesi daha fazla olacak. Şimdi Çin merkezli böyle bir bağlantı var. Yani üretim zincirleri üzerinde bu bağlantının ortaya çıkması. İkinci olarak da bu da mesela New York'ta Dow Jones endeksinde, Nasdaq'ta falan gördüğümüz aşağı yönlü hareket. Yani şirketler kesimi içerisinde kar beklentilerinin önümüzdeki dönem için azalacak olması, bu şirketlerin hisse senetlerinin de fiyatlamasını ya koronavirüse göre yapıyor olduğunu gösteriyor. Ve bu da belli bir daralmaya getirecek gibi. İşte 10 senelik, 30 senelik tahvillerin faizleri son zamanlardaki en düşük seviyede duruyor. Bu da bu virüsün etkilerinin, iktisadi etkilerinin belli bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Yani bir yandan da bu Çin merkezi olmanın dışına çıkması, finansal piyasalar üzerinden fiyatlamalar oradan takip edildiğinde virüsün olumsuz etkisinin devam edeceğini ve artık ne tarafa gideceği konusunda belirsizliklerin içinde olduğumuz bir durum yaratıyor. Tabii virüsün kendi özellikleri itibariyle yayılma dinamikleri, bir yerden bir yere nasıl gitti, gidiyor, geçiyor, insandan insana nasıl yayılıyor. Bütün bunlar, bunların yani virüsün ve yayılma hızı ile özelliklerinin hangi sektörleri nasıl etkileyeceği ile ilgili de bir durum ortaya çıkartıyor. Ki bunun içerisinde e-ticaret olsun, turizm sektörü olsun, ulaştırma, taşımacılık sektörü olsun, bütün bunların en fazla olumsuz etkilenecek sektörler olduğu ön plana çıkıyor. Şimdi ben bu sektörleri bu şekilde sıralıyorum çünkü Hakan Çınar burada ve bu konularla ilgili herhalde dünyada merak ettiğiniz ve sormaya korktuğunuz soruların hepsini cevaplayabilecek bir uzman var aramızda. Hocama evet, ona da yolcu ve yük taşımacılığı pası atarak ben bu ilk randaki katkımı tamamlamış oldum. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Timur Bey, size de sormak istiyorum. Çin'de başladı fakat tüm dünyayı etkiledi. Belki etkileri Çin daha kolay bunu absorbe edebilecekken, telafi edebilecekken başka ülkelerde belki daha önemli sorunlara neden oluyor. Sizden de şöyle bir değerlendirme alırsak çok memnun olacağız. Evet. Çünkü Çin'de başladı ama yayılıyor ve yayılmaya da devam edecek gibi duruyor. Evet. Buyurun. Şimdi önce virüsün Çin ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine kısaca elimde birkaç teknik veri var, onları paylaşmak istiyorum. Bir kere SARS'a göre çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Şu anlamda da etkili olacak. SARS'ın olduğu yıllarda Çin ekonomisi 6. sıradayken dünya sıralamasında şu anda 2. sıraya çıkmış düzeyde. Ölümcül tarafı da daha güçlü. Dolayısıyla hem psikolojik hem tedarik zincirleri tarafındaki etkisinin daha fazla olacağını görüyoruz, biliyoruz. Bu ikisi birleştiği zaman muhtemelen benim öngörüm şu, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu rakamlardan bir tık daha üstte bir ekonomik sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Birkaç veriyle de bu görüşümü destekleyeceğim hemen. Mesela Çin'de yaklaşık 20 tane uluslararası fuar iptal edilmiş. Hubei eyaletinin Çin ekonomisindeki sıralamasında, evet, 13 eyaletinden 7. sırada. Gayri safi milli hasılaya etkisi %8.4 düzeyinde. Biz eyalet diyoruz ama toplam nüfusu olarak 60 milyon nüfusa sahip. Ve İspanya büyüklüğünde, evet, dolayısıyla bir nüfusu var. Çin ekonomisi içerisindeki milli geliri tarafından baktığınız zaman 2010 yılında %3.7'lik paya sahipken 2018'de %4.3
3'e yükselmiş bu eyaletin payı. Ayrıca bazı sektörler açısından da global ekonomide özel bir konuma sahip. Tüm otomotiv imalatının %16.2'si 2017 verilerine göre bu eyalette gerçekleşiyor. Dolayısıyla zaten biliyoruz uluslararası markaların araç üretimlerinde sipariş ertelemeye ve durdurmaya gittiklerini. Evet. Dolayısıyla bu da zincirleme olarak bir etki yaratacak. Nihayetinde üretimin olmadığı bölgede bir işsizlikten bahsediyoruz. Tabii ki. İşsizlik düşük gelir demektir. Düşük gelir dünya toplam ekonomisini değer olarak küçültmek demektir. Çin 1,5 milyarlık nüfusuyla dünya toplam ekonomisinin geçen yıl verilerine göre %20'sini oluşturuyordu. Dolayısıyla oradaki diyelim ki %3'lük bir küçülme 5'te 1 oranında tüm dünya ekonomisine zaten yansıyacak. Hani matematiksel olarak, aritmetik olarak böyle çıkıyor zaten. Bir de bunun geometrik etkisi var. Neden? Çünkü Çin'de üretilemeyen bir telefonun ya da aracın alıcı ülkede de satılamaması söz konusu. Dolayısıyla oradaki satış zincirinin de bundan olumsuz etkileneceğini biliyoruz. Ben eğer yarından itibaren her şey düzelmeye başlarsa küresel ekonomide en az %2'lik bir hasar meydana geleceğini düşünüyorum. Bence çok önemli bir oran. Bakalım, birlikte izliyoruz. Bunu tabii biz daha çok Türkiye'deki imalat sektörleri olarak, ben de bu imalat sektörlerinin bir parçasıyım, hazır giyim olarak. İmalat sektörlerine kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkileri olacağı üzerine çalışıyoruz, çalıştık. Ancak belki biraz da küresel anlamda bir bilgi kirliliği var. İşte medikal taraf diyor ki 5-6 aydan önce aşı geliştirilemez, ama diğer taraftan bir sürü işte nereden geldiğini bilmediğimiz haber kaynakları da diyor ki şurada aşı bulundu, burada bilmem ne oldu. Dolayısıyla çok çelişkili de haberler var. Nihayetinde küresel ekonomi için olumsuz bir gelişme. Uzun vadede herkes için olumsuz olacağını düşünüyorum. Tabii kısa sürede bir çözüme kavuşmasını da umut ediyorum. Zaten şu anda bir talep şoku niteliğinde aslında. Biz arz şokuna doğru döner mi acaba diye aslında dünya ekonomisine baktığımızda konuşuyoruz. Şöyle bir detayı var. Çin aynı zamanda dünyadaki doğal kaynaklarında çok önemli bir kısmını barındırıyor. Düşünün ki her birimiz bir bardak su içmeye alışmıştık. Ve teknik veriler bize içtiğimiz bir bardak suyun %20'sinin Çin'den tedarik ettiğimizi söylüyor. Yarından itibaren herkes içtiği suyun %20'sini içmesin diye bir uygulamaya geçelim dersek muhtemelen büyük bir sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Şimdi, evet. Henüz bu noktada değil sistemler, çünkü stoklar var. Evet. Bu stoklar işte ülkemizde hazır giyim stoğu var. Başka bir ülkede petrol stoğu var. Başka bir ülkede işte maske stoğu vardı. Önce maske stoğu eridi mesela. Evet. Dolayısıyla bu stoklar eridikten sonra yeni durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Evet. En kısa vadeli etkisinin küresel fiyat artışı ve aynı anda küresel durgunluk olacağını öngörüyorum. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Hakan Hocam, sizden de bir değerlendirme istiyoruz. Çünkü Çin'in aslında geçtiğimiz günlerde yine en önemli tarafı aslında yük taşımacılığında ve bize de deniz yolunda çıkıyor ortaya. Yani deniz yolu taşımacılığı, yük taşımacılığında, ama bir yandan da ulaştırma sektörüne bakıyoruz. Tabii ki o insan faktörü, yani insanların seyahat etmesi nedeniyle yaptığı bir ulaştırma kısmı da tabii ki havayolu taşımacılığı da aslında bu anlamda sıkıntıya uğruyor. Hani yükte de böyle, yolcuda da böyle. Siz hocam şöyle bir Çin'in koronavirüsün ortaya çıktığı aslında ana vatanın sonra yayılması ve etkilerini şöyle bize bir değerlendirebilirseniz. Öncelikle programınız hayırlı olsun çok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Çok sağ olun. Biz hocamla da beraber aynı üniversitede de çalıştığımız için aynı zamanda Teşekkür bu programından dolayı da gerçekten tebrik ediyorum. Çok. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Para içinde isabetli bir çekim şey olmuş, tercih olmuş. Şimdi SARS'tan bahsetti biraz önce Timur Bey, meslektaşım. Ben diyorum ki SARS sarstı, korona yıktı. Ben böyle bir Dünya Gazetesi'ndeki köşemde de böyle bir başlık atacaktım. Bir türlü fırsat gelmedi. Daha önemli gündemler oldu. Ama gerçekten sarsmıştı. Katılıyorum Timur Bey'e. Korona yıktı gibi gözüküyor şu anda. Yıkmaya devam ediyor. Şimdi aslında o kadar
çok efekti var ki olayın. O kadar çok etkisi var ki. Yani baktığımızda taşımacılık dediğiniz gibi bunlardan bir tanesi. Zaten taşımacılık dediğimiz şey aslında ürünlerin bir yerden bir yere gitmesi. Yani bunu sağlayamadığımız zaman iki tane temel şeyden oluyoruz. Bir, insanların tüketim ihtiyaçları karşılanmıyor. İki, tüccarlar ne yapacak öbür taraftan? Hatta sadece tüccarlar değil, nakliyeciler ne yapacak? İşte bizim gibi gümrük müşavirleri ne yapacak? Bilmem işte lojistik firmaları ne yapacak? Herkesi inanılmaz derecede etkiliyor. Hani e-ticaretin etkilenmesi belki listenin epey alt sıralarında. Yani geldiğimizde. Çünkü o kadar çok farklı etki yapıyor ki ilacın da ulaşması lazım. En nihayetinde gömleğin, pantolonun geç ulaşması bir yere kadar belki kabul edilebilir ama öbür taraftan baktığınızda ilacın da ulaşması lazım. Tıbbi malzemenin de ulaşması lazım. Medikal ürünün de. Şimdi ben biraz geniş gideyim. Üstadlar zaten çok güzel aslında giriş yaptılar. İstatistikler de onları destekliyor. Şimdi korona virüsü dediğimiz bu virüs bir anda hayatımıza, gündemimize çöktü. Şimdi burada tabii bir işin bir parça abartılıyor mu sorusu da biliyorsunuz aklımıza geldi. Kaldı ki herhalde belki daha sonra konuşacağız. Türkiye'nin ihracatına da etki etmeye hocam. Başladı vesaire. Onlar işin başka tarafı. Yani tabii. Ülkemiz için tarafını belki konuşacağız ama dünya açısından sorduğunuz için baktığımızda dünyayı şu anda ciddi manada etkilediği şüphesiz. Ve etkilemeyi de sürdürdüğü şüphesiz. Yani İtalya ile ilgili hepimiz duyuyoruz. İtalya ile ilgili şu anda yaşanan ciddi anlamda sıkıntı var ve turizmde çok ciddi bir gerileme var. Yani ilk biliyorsunuz şöyle başladı efekt. İşte Çin'de birçok marka kapandı. İsim vermeyeyim şimdi. Ona ünlü markalar kapanmaya başladı. Ünlü üreticiler üretimlerini durdurmaya başladılar. Önce Çin'in kendi içinde konuştuk. Sonra Çin'le etkileşim içinde olan ülkeler arasında ortaya çıkmaya başladı hadise. Bugün İran'la Türkiye arasındaki kapı kapalı. Mesela bunu konuşmuyoruz şu anda. Ben inanın 3 gündür telefonlarım durmuyor. Türkiye ile İran arasındaki ticaret gerçekten durdu mu? Hatta bildiğiniz başka yol var mı diye beni arayanlar oldu. Enteresan bir şekilde. Dedim gidin Nakliyeciler Derneği'ne sorun. Yani hani sonuçta baktığınızda ama kapı kapalı. Ve evet, oraya evet. Dün hatta ben de genel sekreterini aradım Hune'den. Ve hatta şunu bilgiye aldım. Şimdi İran tarafına büyük bir sağlık ünitesi kuruluyormuş ki hani sonuç itibariyle evet. Oradan bir tetkikle ürünler girsin diye. Dolayısıyla hakikaten bu işin bizim ticaretimize, lojistiğe yansımaları çok çok fazla. Yani dış ticarete etkisi çok fazla. Dünyanın dış ticaret alanında çok hızlı yol aldığı ve hızın her geçen gün daha da ivmeyle arttığı bir yüzyıldayız veya yılların yaşıyoruz hep beraber. Bunu e-ticaretle destekliyor, bunu blockchain'de desteklemeye başladı, bunu hızlı ticarette, hızlı tüketimde her şey etkilerken Çin gibi 1.7 milyar nüfuslu ve Amerika ile ticaret savaşları açıp bir yalandan bir barışla hani böyle bir ticareti uzlaşmaya doğru götürürken tam bu olayın ortaya çıkması biraz da Amerika'nın bu konuyu pompalaması gibi böyle soru işaretlerini evet beraberinde hocam, evet. getiriyor. Yani şu anda ben bizim kanattan en azından lojistik kanadından veya dış ticaret kanadından baktığımda etkilerin her geçen gün çarpanla arttığını söyleyebilirim açıkçası. Giriş kısmı evet. böyle olsun isterseniz. Teşekkür ederiz. Emrah Bey, şimdi Emrah Bey psikolog. Öncelikle tabii biz bir de korona ile mücadelemiz var. Yani bir yandan bir Çinli görüyoruz. Belki Çinli olmasa bile aman Allah'ım diyoruz. Yani bize bulaşacak mı ya da maskeyle dolaşınca kesin onda korona vardır. Şimdi mücadeleyle yani koronavirüsüyle korunma mücadelesi bir taraftan da bunu sadece insan faktöründen ziyade bir yandan ürünlerden de görüyoruz. Ya Çin'den geldiyse bunu biz talep etmeyelim ya da bu Çin'de üretilmiştir belki almayalım gibi birçok aslında savunma stratejisi geliştiriyoruz kendimize. O yüzden ben size de özellikle sormak istiyorum. Biz bu koronavirüsüyle mücadelede özellikle hem ürün anlamında hem kişisel anlamda mücadelede nasıl algılıyoruz, nasıl mücadele etmeliyiz? En önemli tarafı da bence bu. Çünkü bir yandan da bakıldığı zaman birçok Çinli aslında böyle bir virüsü taşımamasına rağmen ya da işte İtalya'dan geldi ama herhangi bir şey olmamasına rağmen birçok şeyle karşılaşıyor. Ya da markalar açısından da bunlar önemli. Çünkü ekonomiye etkileri özellikle davranışsal ekonomi açısından gitgide ki davranışsal ekonomi biraz daha ekonomi literatüründe çok önemli yere doğru gidiyor. Hem yatırımcı hem tüketici hem üretici açısından oldukça önemli. Ben sizin fikirlerinizi de bu konuda almak istiyorum. Hayır, keyifle. Kıymetli konuklar çok güzel girizgah yaptılar. Benim işim kolaylaştı açıkçası şimdi toparlamak açısından. İsterseniz bu dezenformasyon problemini bir toparlayalım. Çok güzel veriler geldi. Biraz durum tespiti yapmak için bugün de zannediyorum
salgının ilk çıktığı zamanki yani pik yapma evresine doğru ilerlediği dönemki verilere bakmak lazım. Biraz da daha önceki salgınların da gidişatına bakmak lazım. Ben bir hekim değilim elbette ama işte güvenilir istatistikler var şu anda elimizde. 6 Şubat tarihinde konuk olduğum programın notlarını bilerek yanımda getirdim ki bugünle kıyaslayabilelim. Çünkü inanın bana yapılan her yorum bilimsel veri yoksa dedikodudan ibarettir. Bilgi kirliliğinden ibarettir ve bizim algılarımızla oynar ve sizin de belirttiğiniz gibi paniğe neden olur. Şimdi bizim aklı selimle hareket edip gerçekçi verilerin ne olduğunu ve neyle karşı karşıya olduğumuzu net biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Birkaç tane bölüme de ayıracağım. Önce bir durumu tespit ettikten sonra. Şimdi birincisi biyolojik olarak bakıldığında Ebola'nın, Ebola salgınının ölüm oranı %40.4 yaklaşık. İyi kontrol edilen ülkelerde %30. Yani her 100 kişiden 30 kişi. SARS'ta %10. MERS'te %34.4. Bugün karşılaştığımız koronavirüsü olarak adlandırılan salgında ölüm adedi şu anda dünyada 3000 civarında olduğu söylenmekte. Bu da %3 olarak tekabül ediyor. Yani her 100 kişiden 3'ü maalesef kaybedilmiş durumda. Dolayısıyla bu verilerden hareketle biz durumu şöyle pozisyonlayabiliriz. Bu bir ciddi durumdur. Bu bir ciddi salgındır. Ancak ölüm oranı daha önce karşılaştığımız biraz önce istatistiklerini söylediğim vakalara göre daha düşük kalıyor. Ama yaygınlaşma hızı çok daha yüksek. Yani yayılma hızı çok daha yüksek. Bu bakımdan kıymetli konuklarımızın söylediği gibi sadece biyolojik değil birçok alanda hem koruma tedbirlerinden dolayı hem de insanların ne yapacağını bilememe durumundan dolayı pek çok üretim ve tüketim aracını etkilemiş durumda ve etkileyecek de. Şimdi Wuhan merkezli olduğunu biliyoruz. Epidemik bir durumla karşı karşıyayız ve gerçekten ciddi bir durum. Ama bu kadar korkmak mı yoksa biraz daha öğrenmeye korkularımızla yüzleşip ki bunu biz çok önemseriz psikolojide. Yani durumu gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışmak mı bizim önümüzde duran iki ciddi soru. Bence durumu öğrenmeye çalışmalıyız. Sağlıklı verilerle, bilimsel verilerle. Dolayısıyla korkunun yol açtığı sonuçlardan biri olan paniği de bence bir kenara koymak ve park etmek zorundayız. Şimdi dedik ki 3000 civarında bir ölüm var ve %3. Şimdi 2 hafta öncesine Şubat ayının başına bakacak olursak 309 21 Ocak'ta vaka olduğunu görüyoruz kayıplardan ve 6 Şubat itibariyle 28 bin civarında bir toplam vaka sayısının olgu olarak olduğunu görüyoruz. Bugün 82 binlerden bahsediliyor. Yani salgının bulaştığı vaka sayısı. Buna karşın 3 bin civarında bir ölü olduğunu görüyoruz. Demek ki şu anda Çin'de ortaya çıkmasından bugüne 75 bin vaka olgusuna eğer eriştiyse bir tepe noktasına erişmekten söz etmek mümkün. Yani havaların da ısınacak olmasıyla beraber kuzey yarımküre bazında bakacak olursak daha iyimser günlere gideceğimizi düşünüyorum. Ama bu ciddi durum olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmiyor. Diğer taraftan karantina sayısına bakacak olursak işte burada durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor. 60 milyon. Şimdi bir sessizliği hak eden bir rakam bu. Ne demek bu 60 milyon? İşte kıymetli konukların da hocalarımızın da söylediği gibi pek çok yerde üretimi temelden sekteye uğratmış, durdurmuş vaziyette. Ve her ülke kendi kaynakları ölçeğinde bu salgını yönetmeye çalışıyor. Mesela Çin'i ele alacak olursak çok sert önlemler aldıklarını görüyoruz. Bana göre şeffaf biraz yönettiklerini düşünüyorum açıkçası. İran olgusunu ortaya koyduğumuzda Çin'le mukayese ettiğimizde biraz kaynak problemi yaşadıklarını ve müdahalede hatta teşhis evresinde bile bir takım problemler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aldığımız verilerden hareketle. Yani her ülkenin kendi kaynağı ölçeğinde ancak mücadele edebiliyorlar. Evet başka ülkelere yayılıyor ama Almanya'ya baktığınızda mesela 15 civarında tuttular. Oldukça başarılı. Bizim Avrupa ülkeleri komşumuz nihayetinde. Batı'ya baktığımızda tablo biraz daha İtalya'da dramatik ama onların da sağlık sektörü kuvvetli. Tahmin ediyorum onlar da iyi yönetecekler biraz daha sert tedbirlerle ki sert başladılar önünü kesebilmek için.
Şimdi psikoloji tarafına gelelim. Biyolojik taraftaki durum buyken ekonomik tarafta hocalarımız bahsetti durumdan stoklar tüketiliyor. Ama bir diğer taraftan da bu psikoloji tarafındaki korku ikliminin dünyada da bulaşıcı olduğunu görüyoruz. O da bir salgına dönüşmüş vaziyette. Şimdi insanlar sokakta bizim buradaki ciddiyetimizle ya da bilim insanlarının ciddiyetiyle değerlendirmezler. Bunu beklemek de saf dillik olur bana kalırsa. Yani sokaktaki ortalama algı seviyesinden, bu değersiz anlamına gelmiyor asla ama bakmak durumundayız. Oradan baktığımızda biraz paniğin salgın noktasının arttığını gözlemliyorum. Yani bugün İstiklal Caddesi'ne çıkar mısınız mesela? Yani turizmin merkezi olarak. Herkes biraz pratik örneklerden de hareket edelim değil mi? Yani telefonlarını eline alıyor. İşte uçuşları takip etmeler, Twitter'dan bilgi almaya çalışmalar, işte sınır kapılarının durumunu öğrenmeler. Evet. Ticaretle uğraşmayan, sokaktaki rutin hayatını yaşayan insanlarımızda, yurttaşlarımızda olan şey bu. Şimdi maskeli dolaşanlar, önlem alma. İşte dediğiniz gibi bir takım maalesef etnisite ya da işte geldiği ülke kökeni nedeniyle yanına oturmama davranışları vesaire derken işte hangi ülkede üretilmiş ürün diye ürünlere bakmalar. Efendime söyleyeyim e-ticaretin işte hangi ülkelerden yapıldığına bakmalar kadar algılarımıza göre değişken önlemler alıyoruz. Ama dediğim gibi bunu özellikle PR tarafında çizgi üstü medyada ki sizler çok önemli bir misyon ve nosyon edinmiş durumdasınız. Hükümetlerin tek başına bu konuda mücadele etmesi çok olası değil. Bütün medya organlarının sağlıklı bilimsel verileri belki de olayın hangi gerçek boyutta olduğunu iyi irdelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü psikolojik tarafta durumun kontrol altında olduğu, önlemlerin alınmakta olduğu ve aslında drastik ya da işte dramatik bir şekilde salgının ölüme dönüşmediğini ısrarla vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok araya girerek bir şey lütfen söylemek istiyorum. Ben bu konuda Türkiye'de özellikle Sağlık Bakanı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Yani bu süreci çok iyi yönetiyor. Özellikle uzman hocalarımızla, uzman doktorla, yani enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla çalışıyor ve tüm süreçten haberdar ediyor. Yani adım adım. Çünkü bazen birçok demiş olduğunuz gibi bilgi kirliliğine dair birçok şey çıkıyor. Fakat bununla ilgili açıklamalarda ve şeffaflık bu anlamda oldukça önemli. Çünkü ya salgın geldiği anda bizzat hepimiz korkabiliriz ve artık işe gitmiyorum, kalabalık ortama girmek istemiyorum deyip kendimizi çekebiliriz. Tabii bu da Emrah Bey yine size soracağım. Özellikle istihdama, insan psikolojisine nasıl bir etkisi olur diyeceğim. Çünkü bir anda evet virüs yayıldı, tamam artık ben sokağa çıkmıyorum diyebiliriz, korkabiliriz. Nasıl yorumlarsınız bu durumu istihdam açısından özellikle? Şimdi biraz coğrafya kaderdirden hareket edeceğim izninizle. İklim de kader coğrafyaya bağlı olarak tabii. Yani önümüz şu anda Şubat ayında. Dün ve bugün zannediyorum 18-20 derece aralıklarında hava sıcaklıkları vardı. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Salgın açısından bakarsak iyimser bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bildiğimiz kadarıyla şu anda virüs sıcaklara karşı çok dirençli değil. Önümüzün de bahar olduğunu göz önüne alacak olursak, Türkiye'de henüz açıklanmış resmi bir vaka olgusu olmadığını da göz önüne alacak olursak bizim önümüzdeki zaman lehimize işleyecek. Ancak durum ciddi, yarın 100 vakada bir anda çıkabilir ortaya. Çünkü bunun kuluçka süresi biliyorsunuz uzun. Kimin taşıdığını anında tespit edemiyorsunuz. 2 haftalık bir kuluçka süresinden bildiğimiz kadarıyla söz ediliyor. Dolayısıyla hani ne diyelim? Baktığınız zaman anlaşılacak bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani bir görünmez ve bilinmezlikle karşı karşıyayız. Şimdi bu olguyu fark ettikten sonra alacağımız bir takım önlemler var. Bunlardan bir tanesi nedir en başta ekonomiye gelmeden önce? Bir kere kişisel hijyene çok dikkat etmek. Kültür kaderdir. Sosyokültürel olarak bizim sarılma ve birbirimizi öpme alışkanlıklarımız var. Bir kamu hizmeti yapıyoruz şu anda. Bunu söylememiz lazım. Bunu biraz bırakmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani fiziksel teması biraz uzak tutmamız gerekiyor birbirimizden. Bir diğeri korkunun satın almama davranışını hem ekonomi bilimi hem psikoloji bilimi bize çok net bir şekilde söylüyor. Satın almama davranışı bir şekilde tüketimi düşürüyor. Ve yine yakın komşumuza bakacak olursak Avrupa'da bir durgunluk zaten örneğin Almanya'da da olası olduğu söyleniyor. Belki uzak ihtimal olabilir ama Almanya için bu konuşuluyorsa artık başka bir olgudan bahsetmek çok olası.
bu tüketimin bu resesyon olasılığını arttırma ihtimali de gündemde. Hayır diyemeyiz diye düşünüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla bu bizim ihracatımızı etkileyecek. Olabilir. Evet. Ne demek ihracatı etkilemesi? Ha tamam. Tekstil için belki hani Çin'deki pazarın buraya kaymak. Artısı da var, eksisi de var elbette ama kimsenin felaketine sevinmemek lazım. Tabii. Yarın öbür gün bizim de başımıza daha beteri gelebilir. O bakımdan aklı selim bir şekilde biraz önce sizin de çok güzel işaret ettiğiniz biçimde sıklıkla dezenformasyona müdahale edecek şekilde kamuoyunu bilgilendirmek, durumun nerede olduğunu, alınan önlemlerin, alınabilecek olası önlemlerin ne olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Eğer insanlar güvende olduklarını, her şeyin sıkı bir şekilde takip edildiğini algılarlarsa bu işi iyi yönetiriz. Evet. En önemli kısmının bu olduğunu düşünüyorum. İki tane de örnek söyleyeceğim, bitiriyorum son söz. İran'da ne kadar kontrol edildiğini düşünüyorsunuz, Çin'de ne kadar kontrol edildiğini düşünüyorsunuz diye olguyu ortaya koyabiliriz. Ya da Almanya. Düşünüyoruz. Ya da Almanya 15 vakada tutmuş. Evet. Durum ortada. Evet, ekonomiyi yönetmek, beklentileri yönetmek aslında Emrah Bey bu anlamda çok doğru söyledi. Şimdi Sedat Hocam'a yeniden dönüyorum. Özellikle evet bir koronavirüs nedeniyle bir daralma söz konusu. Fakat birçok senaryo da var aslında. Yani bu koronavirüsü olmadan ABD ve Çin arasında bir mutabakat yapıldı. Ve Çin özellikle ABD'li çiftçilerden birçok alım yapacağına dair sözler verdi. Ve sonra böyle bir şey oldu. Şimdi bir yandan Amerika bunu yaptı. Çin'in büyüme oranlarını azaltmak için deniyor. Bir taraftan da hayır Çin bunu kendi çıkarttı. Çünkü bu alımları yapmayacaktı. Koronavirüse mücadele ediyorum. Bu da işin bahanesi diyor. Yani bundan sonraki süreç acaba nasıl devam edecek? Ticari savaşları geri mi gelecek? Hocam ne dersiniz bu konuda? Tabii bu tür açıklamalar var. Onları sürekli duyuyoruz. Ve bununla birlikte onun yanında gelen reçeteler falan da var. Onları da duyuyoruz. Ve buradan ne tarafa doğru gidecek bu özellikle ticaret savaşını nasıl etkileyecek konusu cevaplanması gereken soruların başında geliyor. Öyle görünüyor ama ben oraya geçmeden önce izin verirseniz çok kısa. Tabii ki. Bu biraz önce söylenen o korku salgını olayı. Yani bir virüs değil, bir epidemik değil de bir infometik. Enformasyonun evet. Dağılması söz konusu. Ya salgını, bu korku salgını lafını çok sevdim. Onun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum bunun etkisinin. Nasıl olacağı. Bir defa Çin Halk Cumhuriyeti bu işi çok iyi yönetti. Çok iyi yönetmesinin arkasında kendi birazcık da otoriter rejiminin payı var. Şimdi biraz önce 60 milyon insanın karantina altında olduğunu vurgulamışlar. Bu 60 milyon karantinadaki insanın %80'i Hubei bölgesinde. Yani İtalya'da da karantina var. 60 bin kişilik işte bir şehri karantina altına aldılar. Mesela İran karantina uygulamayacağını söylüyor ve bunu karantinalarla kontrol etmeyeceğini, yani bu işe müdahale etmeyeceğini açıkladı. Değil mi? Rouhani en son açıklaması böyle. Ve bu yayılmasının hızı çok fazla olması o korku faktörünü etkiliyor. Yayılma hızını ölçen R0 diye bir ölçüm metodu var. R0 mesela SARS'da 2,5. Ebola'da daha düşük. Ama Ebola'nın öldürme oranı %50'ye yakın. SARS'ın öldürme oranı daha az. Bunun yayılma hızı çok daha fazla. Yani R0 ölçümü bunda 4. Yani diğerlerine göre neredeyse bir misli daha hızlı yayılıyor. Ama bunun ölümcüllük oranı çok daha düşük. Ve hastalığa yakalanan hastaların %80'i ılımlı bir hastalıkla karşı karşıya. Covid-19 daha ılımlı. Ve bu %80'i hastaneye falan hiç gitmeden kendi evlerinde kalarak bunu tedavisini gerçekleştirebiliyor. Hastalığın bir özelliği şu, 14 günlük kuluçka süresi olduğu söyleniyordu. Daha sonra bu daha da uzatıldı. Yani kuluçka süresi içerisinde hastalığı fark etmeniz mümkün değil. Kuluçkadan sonra da fark etmeniz mümkün değil. Koronavirüsüne yakalandığınızı ancak testler sonucunda öğrenebiliyorsunuz. O da uygulanacak testlerin ne kadar etkili olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu etkili test uygulamasının gerçekleşebilmesi için de tıbbi bir takım atılımlar, bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor.
Ya Avustralya'da yapılan çalışmalar bu konuyla ilgili hızlı tespit edebilme testlerinin 6 ay içerisinde geliştirilebileceği söyleniyor. Aşının geliştirilmesi için ise 2 seneye ihtiyaçları var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen vakalar üzerine Donald Trump'ın aldığı karar 6 milyar dolarlık araştırma geliştirmeye bir pay ayırmaları. Bunun sonucunda bir aşının geliştirilmesi ki onu da uygulanacak olan o 6 milyar dolarlık payı arttırmayı da söylemişti, arttıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakalarda ise Çin'le ya da bu virüsle bağlantılı olabilecek herhangi bir coğrafyayı ya da herhangi bir malı ellememiş olan insanlarda ortaya çıkmış durumlar söz konusu. Yani şimdi biz bunun dropletlerle yüzey üzerinden geçtiğini biliyorduk. Ama o yüzeyi tutmamış olan insanlarda da bu hastalık ortaya çıkabiliyorsa demek ki yayılmasının başka havadan geçme gibi bir boyut var. Şimdi bu belirsizliklerin içerisinde hastalığın özelliğinin ne olduğu ve az ölümcül olmasına rağmen hala ölümcül bir hastalık olması enformasyonu ve korku faktörünü inanılmaz besleyen bir şey. Ve onun üzerinden de bunun üzerinden kurgulanan, çünkü enformasyon üzerinden ve korku faktörü üzerinden etkisinin yaygınlaştırılacağı, yani iktisadi etkisinin yaygınlaştırılacağı düşünmeye başlandığında o zaman aklınıza sizin sorduğunuz sorular da geliyor. Yani acaba bu ticaret savaşını başka bir merhaleye götürmek için mi çıkartıldı? Acaba Amerika Birleşik Devletleri Çin'in çok fazla güçlenmesini istemiyordu da böyle bir şey mi oldu? O birazcık da bizim bu virüs öncesi ticaret savaşlarına Amerika Birleşik Devletleri Çin mevzilenişine nasıl baktığımızla da ilgili bir şey. Ve ben bu Amerika Birleşik Devletleri Çin mevzilenişinin Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olarak küresel hegemonyayı sürdürmenin bir parçası olduğu, ki Donald Trump'ın ağzından da bu Amerika'yı yeniden en büyük yapacağız. İşte Amerika Birleşik Devletleri bütün bu akımlara, hem finansal akımlara hem de küresel üretim zincirlerine hükmetmesini devam ettirecek. Böyle bir durum. Ve bunun içinde Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanarak elde etmiş olduğu bir takım avantajları Çin'in elinden alacağız. Bunu almak için bir vergi savaşı başlatacağız ki öyle başladı bu iş. Vergi savaşı. İkincisi, Amerikan şirketlerini tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapmaya davet edeceğiz. Uymayanları cezalandıracağız. Üçüncüsü, gümrük vergilerini yükselteceğiz. Bir şekilde işte bu merkantilist, milliyetçi bir yaklaşımla korumacılığı seçeceğiz. Ticaret savaşını başlatacağız. Çin Halk Cumhuriyeti kur manipülatörüdür. Kur manipülatörü üzerinden bir kur savaşı başlayacak. Bunlar kesmedi. Hong Kong'daki sokak gösterilerini destekleyeceğiz. Bunu desteklemek için senatoda ayrı komisyonlar oluşturacağız. O da kesmedi. Xinjiang'da Uygur bölgesindeki insan hakları ihlallerini gündeme getireceğiz. Bu da bitmedi. Şimdi koronavirüsü üzerinden. Yani bu savaşı tabii bu arada atlamayalım. Huawei'in CFO'sunun Kanada'da yakalanması ve daha doğrusu tutuklanması, yakalanması suçlu olduğunu gizli bir şekilde ima eden bir ifade. Onu geri alalım. Tutuklanmış olması bunun bir de siber savaş boyutu olduğunu gösteriyor. Şimdi bütün bunları faz 1'i imzaladığında koronavirüs öncesi bitirmiş olduğunu düşünüyoruz. Yani siber savaş, sokak savaşı, sınıf savaşı, ticaret savaşı, vergi savaşı, kur savaşı, bütün bu savaşların hepsinin faz 1'in imzalanmasıyla sona erdiğini ve bittiğini varsayıyoruz. Onun arkasından koronavirüs ortaya çıkıyor. Şimdi koronavirüsle ilgili olarak komplolar konuşulabilir. Bence ki ben bunu sürekli başka yerlerde de söylüyorum. Koronavirüsüyle ilgili olarak Çin-Amerika merkezli çatışmalar, biraz önce bahsettiğim çatışmaların ötesinde daha büyük bir komplo teorisi olması lazım. O da küresel ısınmayla bağlantılı olan. Çünkü bu virüslerin mutasyona uğraması, işte biraz önce bahsedildi, hava sıcaklığıyla bağlantılı olarak virüs sıcaklığa çok fazla dayanıklı bir virüs değil.
Dolayısıyla gelen bahar aylarında bunun geridemesi söz konusu olabilir. Yani yapılan hesaplamalar bu yavaşlamayla, özellikle Çin'deki yavaşlamayla, yayılmasının yavaşlamasıyla bağlantılı olarak zirveye ulaştığında 170 bin civarında insanı etkileyecek. Oradan geriye doğru gelecek. Bahar aylarına gelmiş olacağız. İnsanlar daha çok açıkta, birbirinden uzak yerlerde durabilecekler. Ve böylece virüsün yayılması, salgının yayılması bir şekilde artık sonlanmaya başlayacak. Ve önümüzdeki yaz ayları içerisinde de bunun sonlandığını göreceğiz. Ama bu küresel ısınma bize koronavirüsü hediye etti, SARS'ı hediye etmiş o Ebola virüsünü. Bu daha önce tanımadığımız, bilmediğimiz ama atmosferik bir takım değişikliklerin virüslerin mutasyona uğramasını sağladığı bir ortamı yaratması, bunun koronavirüsten sonra başka virüslerin de ortaya çıkabileceğini göstermesi ve aklımızı başımıza toplayıp insanlığın bu tür salgınlarda nasıl mücadele edeceğimizi, ki Çin'in yaptığı bir vaka olayıdır, onun çalışılması ve bunların bize sürekli geri gelebileceğini, bu salgınların bir yerde tutmamız gerekiyor. Bunun içerisinden bir komplo teorisi filtrelenip çıkartılabilir mi? Yani neden çıkartılmasın? Çünkü olay o kadar komplosal bir olay ki. Ama bunu biz o laboratuvarı, o biyolojik silahı üreten işte yerleri, mekanları açığa çıkartıp bunu yapan insanların itiraflarını falan dinleyinceye kadar bunu kabul etmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Ama faz 1 bundan sonra imzalandığı şekilde devam edebilecek mi? Hayır. Niye devam etmeyecek? İşte iktisadi değişkenlerin içerisinde tamamen dışsal olarak gelişmiş bir değişken bütün diğer iktisadi değişkenleri etkiliyor. Bu dışsal olarak gelen virüs faz 1'in de bugüne kadar planlandığı şekilde devam etmeyeceğini gösteriyor. Çin 200 milyar dolarlık bir ithalat yapacağını taahhüt etmişti önümüzdeki 2 sene için. Yani vergi indirimleri, gümrük vergilerinin indirimlerinin üzerine bir 200 milyar dolarlık ithalat yapacağını söylemişti. Bu daralan ekonomisiyle bunu yerine getirmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Amerikalılarla başka türlü bir anlaşma düşünebilirler mi? Evet, düşünebilirler. Yani bu şu anda de facto olarak elimizde bulunan durumun yarattığı yeni bir takım düzenlemeler gündeme gelebilir. Yani bunlar da komplolar etrafında açıklanabilir mi? Yani benim mahallemde bu işler bu komplolarla açıklanmıyor açıkçası. Mutlaka maddi koşulları ve bu işin nereden gelip nereye gittiğinin sarsılmaz, açık ve net bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Ben o şekilde değerlendiriyorum sizin sorunuzun teşekkür cevabı. Ederim hocam. Evet. Timur Bey, size de soruyorum. Tabii ki diyoruz ki acaba ticari savaşları geri mi geliyor? Çünkü Trump bir gün uyandı 2018'de, ben demir çeliğe %25 gümrük tarifesi uyguluyorum dedi. Hayatımıza ticari savaşları kavramı girdi. Sonra tabii bu teknoloji savaşlarına doğru evrildi. Ama acaba bu virüs sebebiyle tekrar sen verdiğin vaatleri tutmadın, alımlar gerçekleşmedi, dünya ekonomisi de daraldı, üstüne üstlük ben de bu virüsle mücadele ediyorum deyip acaba yeniden ticari savaşlarını başlatır mı? Ben ticari savaşların aslında bitmediğini, Amerika'daki 2020 Kasım seçimi dolayısıyla küçük bir molaya girdiğini düşünüyorum. Çünkü ticari savaşlarında alacağınız, işte Trump'ın özellikle aldığı tarzda alınan kararların 3 ila 6 ay arasında net sonuçları görülüyor. Dolayısıyla o hızda o savaşa devam edilseydi belki de seçim için riskli bir ortam yaratılmış olurdu. Dolayısıyla bu çerçevede Trump'ın biraz daha kendi iç piyasasına diyeyim yöneldiği ve oradaki işleri toparlamaya çalıştığını düşünüyorum ki orada da sonuçta ciddi bir mesaiye ihtiyacı var. Amerika'nın ulusal güvenlik raporunda da Çin artık Rusya'nın önüne geçmiş durumda risk olarak. Dolayısıyla Çin'le şu anda devam eden Amerika ile Çin arasındaki ekonomi savaşları mecburen ileride de devam edecek. Devam etmediği takdirde zaten Amerika dünya tırnak içerisinde patronajını Çin'e teslim etmek zorunda. Böyle bir şeyde hiçbir şey yapmayarak beklemeyeceğine göre bu sürecin devam edeceğini öngörüyorum. İkinci fazın
yani seçimden sonra muhtemelen başlayacak ikinci fazın çok daha kıran kırana geçeceği yönünde de bir kanaatim var. Muhtemelen Amerikan seçimlerinde Trump tekrar seçilecek gibi ön sinyaller var. Eğer böyle olursa, biliyorsunuz Amerika seçim sisteminde üçüncü kere zaten seçilme imkanı yok teknik olarak. Son 4 yılında Trump nihai hedeflerine ulaşmak için yapabileceğinin maksimumunu yapacaktır. Aşağı yukarı profilde biliyoruz, hani dünya vatandaşı olarak. Trump'ın arkasında diyelim ki %52'lik bir halk oyuyla son 4 senesine girdiğini düşündüğümüzde çok radikal kararlar alabileceğini ben öngörüyorum. İşin bu virüs meselesini tabii dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği yönünde konuşurken hep bazen üstü örtülü bazen açıkça acaba bunun kaynağı Amerika mı diye konuşuyoruz. Kaynağı ne olursa olsun bazı net sonuçları olacak. Ve bence o net sonuçlara bir an önce daha fazla odaklanıp önümüze çok net ne yapacağımızı bildiğimiz bir yol haritası çizersek bu işten en az zararla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi muhtemelen ilk süreçte ekonomik pencereden baktığımızda muhtemelen ilk süreçte stokların erimesi sürecini yaşayacağız. Önce herkes elindeki malı kullanacak ve elindeki malı maksimum fiyata satarak maksimum karlılığa ulaşmaya çalışacak. Çünkü %20'lik teorik olarak belki hani bu direkt %20 etkilemiyordur da %10-15 etkiliyordur. Ama her halükarda çok yüksek bir oran. Çünkü malum dünyanın ortalama büyümesinin %3-3,5'lar seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde %20'lik paya sahip birinin yerinde sayıyor olması ortalığı karıştırır. Dolayısıyla bu anlamda emtia değerlerinin stoğa bağlı emtia değerlerinin artacağını biliyoruz. En tipik örneği maskeden biliyoruz. Evet. Benzer örnekler daha alt seviyelerde görülüyor. Ben kendi içinde bulunduğum birkaç sektörden biliyorum. En çok tekstilin içerisindeyim. Hemen kumaş fiyatlarına, Türkiye'deki özellikle üreticilerin kumaş fiyatlarına bunu yansıdığını görüyoruz. Onları da suçlamak istemiyorum. Çünkü artık ham madde girişinde sıkıntı var. Özellikle polyester bazlı kumaşların doğduğu yer uzak doğudur. Dolayısıyla onun türevleri bir şekilde Çin'deki bu üretim sistemindeki problemden etkileniyor ve bu da Türkiye'ye yansıyor. Muhtemelen stokları erittiğimizde bu yansıma daha da fazla olacak. Tabii stokların erimesinden sonra yapılması gereken işler ham madde ithalatını nasıl çözeceğiz? Bir taraftan dünyanın kendi stokları var ve bu dünya kendi stoklarının %20'sine dokunamıyoruz. Diğer yerlerden acilen alternatif yöntemler oluşturmamız lazım. Eğer oluşturamazsak kendi yerel üretim bantlarımızda durmak zorunda kalacak. Hani en başta belki %10 daha fazlayı satacağız ama ikinci aşamada eğer ham madde sürecini iyi ayarlayamazsak üretim bantlarımız durmak zorunda kalacak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gözlemliyorum. Beni şaşırtan bir gelişme Pakistan tarafından. Hani bir sürü batılı ülkenin en azından benim gözüme çarpan çok somut bir hareket yok. Herkes henüz virüs sınırdan geçmesin, bunu engelleyeyim düzenlemesindeyken Pakistan bir karar almış. Pamuk ithalatındaki tüm vergileri sıfırlamış. Çünkü Pakistan'ın en önemli geliri tekstil ihracatından ve kendisinin kısıtlı sayıda pamuk üretim var. En büyük tedarikçisi Çin. Yani bu arada aynı haberde şunu da okudum. Şu anda Pakistan üretimi %100 kapasiteye gelmiş ve ikinci, üçüncü vardiyalar çalışıyor. Dolayısıyla 103 milyar dolarlık Amerikan hazır giyim ithalatından muhtemelen en büyük payı Pakistan alacak. Ve bu durumu sürekli hale getirebilmek için ham madde girişlerinin sonuna kadar önünü açmış. Aslında fırsatı çeviriyor. Yani birçok şeyi fırsatı tabii zaten çeviriyor. Marifet ekonomik açıdan baktığımız zaman işin hani manevi ve psikolojik tarafına girmiyorum. O benim sahım değil. Ben işin ekonomik tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Marifet en az zararla bu süreçten çıkmak, mümkünse kar etmek. Ham madde ithalatı sorununu eğer çözebilirsek, evet o zaman bu süreç
bizimkisi gibi tırnak içerisinde gelişmekte olan ülkeler ya da imalatla milli gelirini arttırmaya, ki bence de en doğru yöntem mal ya da hizmet imalatı. Bu tip ülkelerde evet ekonomik büyümenin önüne açabilir. Yeter ki tedarik zinciri önemli bir sekteye uğramasın. Eğer bunu yapabilirsek ürettiğimiz malı satmak için hızlı ve iyi düzenlenmiş uluslararası anlaşmalara ihtiyacımız var. Mesela İngiltere'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık hazır giyim ihracatımız var. İşte Brexit sebebiyle bu yıl Avrupa Birliği ile bazı ekonomik anlaşmalar yapma sürecinde biz de bu anlaşmaların içine girip gene sıfır gümrükle devam edebilirsek İngiltere'nin böyle bir süreçte Çin'den de çekilmek zorunda kısmen kalacağı bir süreçte eski pozisyonumuzu daha da güçlendirerek koruyabiliriz. Ya da Amerika ile ticareti arttırma yönünde niyet anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalar çerçevesinde 100 milyar dolarlık, evet, 100 milyar dolarlık malum. Evet. Bu anlaşmanın da alt başlığı olarak Amerika'nın şu anda ciddi bir tedarik zinciri problemi var. Yani 103 milyar dolarlık bir ithalat Amerika için de ciddi bir ithalat. Tabii. Bu arada Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatı 17.6 milyar dolar. Ve dünya hazır giyimi içerisinden aldığı pay yaklaşık %3-3.5 aralığında. Amerika'dan aldığımız pay %1'in altında. Dolayısıyla bu süreçte biz Amerika'dan aldığımız payı dünyadan aldığımız ortalamaya bile taşısak, bırakın üstüne çıkmayı, dünyadaki ortalamaya taşısak zaten 3,5-4 milyar dolarlık bizim bir pay almamız lazım. Dolayısıyla bu arada uluslararası anlaşmaların çok hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım ki bu ekonomik süreçten biz mümkünse zararlı değil de karlı çıkalım. Evet. Bunun tamamlıyorum. Bu sürecin en önemli bence bu konuda ne kadar başarılı olabileceğimiz yönünde ciddi soru işaretlerim var. Ama en önemli bacağı da oluşan yeni seviyenin, yani bu çabalarla eğer bu işleri doğru yapabilirsek ekonomiyi getirdiğimiz yeni seviyenin sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani bunun kurumsal altyapılarını oluşturmak ve oluşturduğumuz ilişkileri uzun süreye yayan belirli sistemleri geliştirmek, oturtmak meselesi bence işin en önemli, uzun vadede de özellikle altını çizilmesi gereken en önemli bacağı olduğunu, evet, düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir şekilde değindiniz. Yine Türkiye için bir durum değerlendirmesi yapacağız ama ben özellikle şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Tabii aslında Çin'in ticaret savaşlarını başlatmasının en önemli nedenlerinden, Amerika'nın Çin'e karşı bunu başlatmasının en önemli nedenlerinden biri, Çin oldukça yükselen bir güç. Yani bakıldığı zaman önümüzdeki günlerde o uyuyan ejderha dediğimiz şey aslında gerçekleşecek mi? Yani Amerika şuna baktı, ya ben bunu şimdi yapacağım ya da çok geç kalacağım, artık Çin'e bunu yapamayacağım. O yüzden 2018 onlar için aslında önemli bir tarihti. Yani ya şimdi ya da çok geç kalacaklardı ve... Son görüş olarak şunu da özellikle eklemek istiyorum. Çünkü bu görüş gerçekten piyasada çok tartışılıyor. Şunu düşünüyorum. Doğal büyümenin önüne suni, eğer bu virüsün kaynağı gerçekten bir laboratuvarsa, suni bir kaynağı olduğundan bahsedebiliriz o zaman. Doğal gelişmelerin önüne suni yaptırımların çok uzun süre dayanamayacağını düşünüyorum. Çin er ya da geç o ekonomik büyüklükle, eğer bu virüsün, ki muhtemelen bulunabilir, yani üst solunum yolları ile ilgili deniyor, aşısını bulduğu günden sonra tekrar normale dönecektir. Diyelim ki bu sene, biraz önce söyledim, kendi ekonomik büyüklüğü içerisinde ben şahsen %2'ler civarında bir küçülme bekliyorum. Bunu hocam da bilir, bekletilmiş büyümeler vardır ekonomide. Yani bir şey olur, işte ülkenizde bir darbe girişimi olur. 2 yıl büyüyemezsiniz ama 3. yıl normalin üstünde büyüyorsunuz. Dolayısıyla Çin'deki bu 2 puanlık küçülme muhtemelen, eğer iş orta vadede çözülürse, bir sonraki dönemde belki +1'i, +1,5'u getirecek bir büyümeyle zaten yerini dolduracaktır. Bir suyun önüne çektiğiniz set istediği kadar yüksek olsun, su bir gün o setin yüksekliğini de gelir, o seti de aşar. Dolayısıyla burada önemli olan, Çin açısından bu krizi kısa vadeli kâra dönüştürmek değil, biraz önce bahsettiğim uzun dönemde sürdürülebilir bir sistemle
Evet. Pazarda yeriniz almanız. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir araya gideceğiz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Ekonomi masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koronavirüsün özellikle Çin kaynaklı olması ve dünyaya yayılması, ekonomik etkileri ve Türkiye'nin koronavirüse yapmış olduğu uygulamalar, bu süreçte dış ticaretine olan etkisini konuşmaya devam ediyoruz. Hakan Hocam, şimdi bir yandan ticari savaşlarını tetikler mi? Birçok teoriden yola çıkıyoruz, birçok süreçten yola çıkıyoruz aslında ama acaba dış ticaret hadlerini nasıl etkileyecek? Özellikle ihracat ve ithalat anlamında. Tabii Türkiye'yi de bunun içerisinde değerlendirebilirseniz çok memnun olacağız. Çünkü en önemli şey bizim dış ticaret haddi dediğimiz o fiyatlara yansıması. Buna bağlı önce şu anda talep şokunda ama arz şokuna dönüşürse tabii ki dünya ekonomisi açısından Çin'in bir üretim devi olduğunu düşünürsek süreç önemli. Nasıl değerlendirirsiniz dış ticaret açısından koronavirüsün etkilerini? Hocam söz istiyor gibisiniz. Yok hayır lütfen buyurun. Siz bir şey söyleyecek gibi bana baktınız da. Sizin buyurun, söyleyeceklerinizi merakla bekliyorum da. Biraz önce Timur Bey'in söylediği bir konu vardı. Tabii. Bu ne kadar sürecek, Çin'de devam edecek mi falan. Orada belki bir ekleme yapabilirim diye düşünüyordum. İzin verirseniz ona hemen söyleyeyim iki cümleyle. Yani şöyle bir şey var. Acaba bu iktisadi durgunluktan nasıl kurtulacak dünya? Yani bir dibe vuruş var. Evet bir gerileme. Bu dibe vuruştan sonra hızla tekrar yükselecek mi? Yani bir V biçiminde bir vuruş, gerileme ve çıkış mı olacak? Şimdi eğer bu iş Çin'de tutulmuş olsaydı ve diğer yerlere yayılmamış olsaydı ve üretim zincirini de Çin üzerinden etkiliyor olsaydı böyle bir V şeklinde bir çıkışı beklemek daha gerçekçi ve makul olabilirdi. Ama şimdi dünyanın başka taraflarına da yayıldığı için bunun etkisinin nerede biteceğini şimdiden diğer üretim zincirleri üzerinden tahmin edebilmemiz mümkün değil. Onun için sanki çıkış birazcık daha bilmem katılır mısınız? U biçiminde olacak. Yani dibe vuracak biraz bizde kalacak etkisi. Hı hı. Daha sonra yavaş yavaş tekrar toparlanacak. Aynen. Hani öyle bir biraz önce siz açıklarken bu aklıma gelmişti. Kusura bakmayın Hakan Hocam. Rica ederim hocam ne demek her zaman. Estağfurullah. Şimdi sizin söyleyeceklerinizi merakla bekliyoruz. Sağ olun hocam. Siz çok güzel özetlediniz aslında demin mevcut durumu. Tabii Timur Bey doğal olarak tüccar ve sanayici olmasından mütevellit. Hemen işin o tarafından giriyor konuya ve oradaki etkilerinden bahsediyor. Çünkü olay çok sıcak ve aslında hepimiz nasıl etkileneceğiz, bundan sonra ne olacak diye merakla da bekliyoruz yani. Bu da işin gerçeği, bunu yok sayamayız. Şimdi dünya, Beyhan Hocam sorduğu soruya gelirsem, dış ticaretimiz nasıl etkilenecek, ne olacak bundan sonra? Aslında birazcık böyle makarayı geriye sararak ticaret savaşlarıyla gelmek istiyorum buraya. Çünkü olayı sadece son işte iki ay mı oldu korona? Olmadı galiba mazisi o kadar değil mi? Bir ay diyelim, bu son bir ayın gündemine çok bomba gibi düştüğü için hani çok sanki uzun zamandır gibi geliyor ama günün sonunda aslında son bir aydır yaşamımızı etkiledi. O yüzden sadece son bir ayı kesit olarak almak yerine biraz daha geriden almakta fayda var. Şimdi ben geçmişte şöyle diyordum. TÖTS diyordum. MÖMS milattan önce milattan sonra yerine Trump'tan önce Trump'tan sonra diye sonra bir ayrım yapmıştım. Ama en son Sedat Hocam da galiba onunla ilgili bana yorum göndermişti yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz günlerde de Dünya Gazetesi'nde VÖVS dedim. Virüsten önce, virüsten sonra. Çünkü şimdi virüs hayatımızı inanılmaz derecede gerçekten etkiler hale geldi. Yani değişik bir etki çıkıyor karşımıza. Farklı bir etkiden bahsediyoruz şu anda. Şimdi ticaret savaşları bitmiş miydi dünya üzerinde? Bitmemişti. Hocam o kadar güzel fazları saydı ki biraz önce. Amerika'nın hani birkaç tane fazla aslında yürüttüğü ticaret savaşlarında faz nerelere geldiğimizden bahsetti. Tekrar etmeyeceğim o yüzden. Yani işte Hong Kong'u desteklemeye varıncaya kadar olan aslında Amerika'nın tabiri caizse stratejik planı idi bu. Bu stratejik plana Allah tarafından bir virüs eklendi. Şimdi aslında hiç kimsenin aklına gelmeyecek, beklenmedik bir gelişme ve en can alıcı nokta insan sağlığı. Biraz önce Üstad'ın da söylediği gibi aslında insanları vuran, beynen de vuran bir etkiden bahsetti. Şimdi dolayısıyla efekt, biraz önce söyledim ya hani virüs aslında ekonomiyi, ticareti, dış ticareti etkiledi. Şimdi aslında şurada bir yanlışı düzeltmek lazım. Bilmiyorum ben de bu konunun tıbbi anlamda uzmanı değilim ama en azından işin ürüne dokunan tarafında olduğumuz için sektör olarak
Şimdi bu virüsün bir eşyayla, ürünle gelmesi söz konusu değil. Yani bir kere bu konuda aslında insanların içini biraz rahatlatmak lazım. Yani işte gümrüklerde ürünleri denetlemek, kontrol etmek falan, bunlar anlamsız biraz açıkçası. Bu tarzda bir tedbire zaten gerek yok. Çünkü ürüne herhangi bir şekilde sirayet etmesi söz konusu değil. Bahse konu üretimin durması, azalması, çalışacak işçilerin üretime destek verememesi Çin'de ve insanların evinden çıkamaması. İşte biraz önce konuştuk. Ben rakamın bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. 60 milyon karantinadan bahsediyoruz. Gerçi Çin'in içindeki yüzdesi hala küçük ama neredeyse Türkiye'nin nüfusuna yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bu korkunç yani. Ekonominin içinde yer alan, belki de doğrudan reel sektörün içinde yer alan insanlar bunlar. Dolayısıyla efekti çok yüksek. Şimdi dış ticaretimizde zaten benim sık sık dile getirdiğim, hocam siz de vakıfsınız, bir konu vardı. Dünyada aslında korumacılık diye bir kavram öncelikle karşımıza çıktı. Trump'ın gelişiyle beraber. Trump'la beraber dünyada bir korumacılık kavramış. Oradan başlıyor evveliyat. Biraz evveliyattan geleceğim. Çok uzatmayacağım söz. Ama korumacılık kavramıyla başladı her şey. Nedir korumacılık? İşte ülkeler dediler ki ya biz, Amerika daha doğrusu dedi ki ya biz dünyanın en önemli markalarına sahibiz. Ama özetini söylüyorum. Getirisi, yani bundan elde ettiğimiz gelir, attığımız mermiyle kurşunla orantılı değil. Daha azını alabiliyoruz. Niye? Çünkü üretimin kaydığı ülkeler, marka bizim de olsa üretimin kaydığı ülkeler bu işten daha çok nemalanıyor. He, tamam biz markalar ürettik, markalardan, royalty'lerden çok para kazanıyoruz ama aslında üretim gücü elimizde olmadığı için biz bir yerlerde hata yapıyoruz ve üretim gücünü elinde tutan ülkeler yarın bizim karşımıza hop ne oluyor diye oturacaklar ve oturmaya da başladılar zaten. Sadece Çin değil, Hindistan'ı da bugün yabana atmamak lazım. Şimdi böyle baktığımızda bu gibi ülkelere karşı Amerika korumacılık kelimesini çekti, aldı ve bunu kullanarak önce Avrupa Birliği'ne hop bir dakika dedi. Biz bundan nasibimizi aldık demir çelik sektöründe, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi. Amerika ile Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na neredeyse hazırlanırken Trump öncesinde bir anda tam tersine bir rüzgar esti. Şimdi sonra Çin'e döndü. Dedi ki bir dakika Çin, sana bir kafa tutayım ben dedi. Çin dedi ki bir dakika ben de alttan almayı düşünmüyorum, ben de kafa tutacağım dedi. Karşılıklı bir kafa tutuşma oldu. Sonra ne olduysa işte hadi bir uzlaşalıma döndü çok yakın bir zamanda. Geçtiğimiz günde de benlerde de bununla ilgili bir programa katıldım. Yani bir baktığımızda işte gerçek samimi mi? Ben samimi olmadığını düşünüyordum. Bizim konuştuğumuzda koronavirüsü daha yoktu gündemde. 1,5 ay önce falandan bahsediyorum demek ki. Sonra bir anda bu koronavirüsüyle beraber zaten kendiliğinden doğal bir takım durumlar ortaya çıktı. Şimdi ticaret savaşları dediğimiz, yani aslında korumacılığın etkisiyle yüksek vergilendirme, işte bir tür gizli ambargolar gibi uygulamaların ticareti belli ölçülerde sekteye uğratması söz konusuyken, şimdi Çin'in bir anda işte biraz önce üstadlar da söylediler, zaten üretim hacminin düşmesi, büyüme oranının azalması gibi bir takım sonuçlar bu talebin başka ülkelere kaymasını zorunlu kılıyor. Şimdi bir yerlere kayacak bu talep. Yani dünya üzerindeki dış ticaret, ya aslında şöyle değil midir? Yani önce bir yumruğu yediğinizde, önce bir hani yere düşen boksör önce bir yıkılır, şöyle bir sarsılır. Sonra yavaş yavaş bir kendine gelip ben bir dakika ne yapacağım diye düşünmeye başlar. Şimdi şu anda durum bu. Şu anda Çin bu yumruğu yemiş durumda bir yerde aslında. Ve henüz daha bundan sonraki planıyla ilgili ne yapacağını bilmiyoruz. Yani bir dev var orada. Dolayısıyla dış ticaret açısından bakıldığında, dünyadaki dış ticaret açısından dünyada bazı eksenlerin yer değiştireceğini söyleyebiliriz. İşte Pakistan bundan nemalanıyor biraz önce söylendiği gibi, Timur Bey'in söylediği gibi. Türkiye bundan belki nemalanıyor olacak. Ha bunun üzerinden nemalanıyoruz demek kötü, üzücü. Yani bir sağlık probleminden dolayı. Sadece ortaya çıkan sonuç olarak değerlendirelim. Nemalanıyor demeyelim de daha doğrusu en nihayetinde ihracatımıza ve üretimimize bir katkı. Üretim boşluğu ilave bir yani potansiyel boşluğu getiriyor. Dolduracak. Evet, ama Türkiye'deki üreticiler de şu anda sıkıntıda bir yalnız öte yandan. Çünkü ham madde temin edemiyorlar. Hazır tüketim malzemesi ithal eden firmalar var. Birçoğuyla konuşuyoruz sürekli muhtelif toplantılarımızda. Yine onlar da aynı şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Ben minik bir şey daha ekleyeceğim Beyan Hanım. Dış ticarete yön verenler diye bir derneğimiz var bizim. Yaklaşık bundan 4 ay önce kurduk. Şu anda 60 üyeyi bulduk hızlı bir şekilde. Hepsi firmaların dış ticaret yöneticileri. Onlarla da sık sık bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Özellikle ithalat yapan firmaların birçoğunda şu anda baktığımızda ürün bulamama ve yeni tedarikçiler temin etme ve tedarik zinciri ağını baştan bir kurgulama problemi olduğunu görüyoruz. Yani bir şeyler değişiyor açıkçası bu anlamda ve dolayısıyla dış ticaret yapanların Türkiye'deki mutlaka yeni sisteme bakıyor olmaları lazım. Benim içinde bulunduğum bir WhatsApp grubu var. Yaklaşık 300 kişi falan var galiba. Ben pek girip bakmıyorum aslında.
ihracatla ilgili oluşturulmuş bir grup. Zaman zaman işte beni de eklediler, zaman zaman bakıyorum. Oradan bir grup çıktı. Grubun adı ne biliyor musunuz? Maskeciler grubu. Evet, içinden bir maskeci ekibi çıktı. Niye? Çünkü o ona diyor ki maske, ya daha doğrusu insanlar birbirine diyor ki işte maske üreten var mı? Şöyle sipariş var, böyle eden var. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani aslında yeni bir takım alanlar çıkıyor ortaya. Yani tabii yeni ki yeni bir takım işler çıkıyor. Çok soğukkanlılıkla izliyor olmak lazım özetle. Evet. Hocam bir de orada şey var. Yani şimdi teknolojiye karşı koyamayız. Yani artık bizim o perakende ticareti dediğimiz şey yüz yüze ticaretten e-ticarete doğru evriliyor. Yani artık Endüstri 5.0'lar, işte birçok fiber optik altyapı, yani teknolojinin de aslında değiştirmiş olduğu bir tüketim alışkanlığı var. Ve bu da aslında bu süreci hızlandırıyor. Yani doğru, o değişiyor, tedarik zinciri süreci değişiyor. Çünkü yeni modern, siz benden daha hakimsiniz, depolama teknikleri, tabii, stoklama teknikleri, birçok teknik ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bu süreçte o tedarik kısmını ya da tedarikçi çeşitlendirmesine gidiyorlar. Riski biraz daha bölebilmek adına çeşitli tedarik, çeşitli pazarlar yönlendiriliyor. O yüzden bu süreç evet demiş olduğunuz gibi bir değişik başka sonuçlar doğurabilecek gibi duruyor. Evet, herkesin çok daha şu anda tabiri caizse bir mevcut sistemine bakıp işlerini gözden geçirip yeni bir takım tedbirler alması lazım. Yani herkesin nereden tedarikçi bulacağım, nereye ihracat yapacağım, üretimimi nasıl planlamalıyım gibi birçok soruyu yeni bir yapılacaklar listesi oluşturup tekrar gözden geçirmesi şart. Evet. Şimdi Emrah Bey, tabii markadan konuşmuşken hemen size şöyle bir dönüyorum. Tabii belirli markalar özellikle bu virüs nedeniyle zararlar gördü. Hatta talep miktarları, toplam talebe bile baktığımızda çok ciddi oranlarda düşüşler görüyoruz. Bir yandan da üretim duruyor. Üretim durduğu için bir fiyat yükselişi ortaya çıkmış oluyor. Sizce bu markalar bu virüs imajını nasıl siler? Tüketici ya da üretici ne yapması gerekir davranışsal, finans ve davranışsal ekonomi açısından değerlendirdiğinizde? Rakiplerinizle başa çıkabilmek için, ki buradaki markaların rakipleri zannediyorum virüs ekonomisi. Evet, virüs ekonomisi. Güzel oldu o. Evet. Doğrusu korku salgında diğer rakipleri. Bu iki büyük rakiple başa çıkabilmek için tıpkı sosyal devlet olgusunun öneminin altını çizdiğimiz gibi markalar açısından da PR yönetiminin, algı yönetiminin çok profesyonelce ve aklı selim bir şekilde ama frekansının çok yüksek seviyelerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz bugün hala bu virüsün özellikle üretim bandından çıkan bir ürün üzerinden kıtaların arasında gidip gelebileceğini söylemek durumunda kalıyorsak ve soru işareti koyuyorsak buraya, belirsizlik olarak devam ediyorsa, bu işin iyi yapılmadığını görüyoruz diyebiliriz. Yani yeterince sağduyulu ve güven telakki edecek mesajlar verilemiyor maalesef. Verilmesi lazım ama verilemiyor. Bence iyi bir sınavdan geçmiyoruz. Çünkü yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyorum bir diğer taraftan da. Yani paniğe kapılmanın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Panik bir sonuçtur ama sebep değildir. Siz sebebe baktığınızda davranışsal ekonomi şunu gerektirir. Biz ne yaşıyoruz? Ne yaşayacağız? Bunun olası senaryoları nelerdir? Ve her senaryo karşısında biz neye hazırlıklıyız? Neye hazırlandık? Ve bunu nasıl yöneteceğiz? Bunun hangi katmandan bahsedersek bahsedelim, tüm toplumu oluşturan, üretimi oluşturan, tüketimi oluşturan katmanları yönetenler tarafından aktarılıyor olması lazım. Birey olarak biz kendimizi nasıl organizma olarak yönetiyorsak bunu aile olarak ele alalım. Çünkü bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Dünya artık küresel diyoruz değil mi? Ağzımızdan düşmüyor işte küresel ifadesi. Şimdi dilerseniz ben bunu bütüncül olarak biraz açmak istiyorum. Tabii, çünkü sorunuzun cevabı bunu son derece hak ediyor. Tabii. Şimdi bizim vücudumuzun anatomi olarak en küçük maddesi bilebildiğimiz kadarıyla işte tırnak içinde atom, onun da mutlaka içinde işte partiküller var vesaire. Ama oradan başlayalım bir kere. Ne geliyor aklınıza atomdan sonra parça olarak? Yani bir büyük parça olarak. Hücre diyelim. Hücreden sonra ne diyelim? Organ diyelim isterseniz. Organdan sonra ne diyelim? Bir sistem diyelim. İşte alt solunum, üst solunum diyoruz mesela. Sonra organizmanın tamamından, bireyden bahsedebiliriz. Ondan sonra iki kişi bir araya geliyor, işte aile oluyor, çocuklar vesaire. Sonra gittikçe bunu şey yapabiliriz, büyütebiliriz, ülke diyebiliriz. Sonra da devletler ve işte ne diyebiliriz? Küresel dünya diyebiliriz. Sistem. Şimdi buna baktığınızda hangisi diğerini etkilemiyor? Tabii ki.
Bu ölçekte hem mikro makro bakımından yönetmek zorundayız. Dolayısıyla davranışsal ekonominin panzehiri, yani virüs ekonomisinin aslında rakip olarak alt edilmesinin tek yolu aslında sizin sürecin başında her türlü güvenliği sağlayacak nitelikte önlemler aldığınız konusunda kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktır. Ama bu şöyle söyleyeyim, sentetik bir algı olmaması lazım, organik bir algı olması gerekiyor. Sentetik olursa da bunun süresi ve dramatik etkisi çarpan etkisiyle olur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi tabii ki burada bir de şu da çok önemli. Yok. Birazdan o tarafı da evet. Açacağım. Rahatlayacağız hep. Evet. Algı bir yandan öyle, bir yandan da bulaşıcılığın siz ilk yorumlarken de özellikle o dikkatimi çekti. Yani ölüm oranlarından ziyade bulaşıcılığının çok fazla olması. Yani orada yayılma hızının hızlı çok fazla. Tabii ki enteresan yani bir hareket oldu işin başında. Daha virüsün ilk günlerinde Apple 80 milyon adetlik siparişini tek taraflı olarak iptal etti. Ve bu dünya kamuoyunda şöyle bir kanaat yarattı. Acaba o işte virüs telefonlar üzerinden buraya gelebiliyor muydu? Ve o bence biraz da paniğin başlangıcı oldu. Ondan sonra bir sürü marka işte sipariş iptallerine vesaire falan gitti. Tabii işin en dramatik noktası bence İran Sağlık Bakan Yardımcısının işte ülkeyi korumaya çalışırken kendini koruyamaması. Dolayısıyla şöyle bir imaj yarattı bu. Virüs o kadar hızlı, kontrolsüz, kontrol edilemeyen bir şekilde yayılıyor ki en güvenli, en fazla korunaklı kişi olması gereken Sağlık Bakan Yardımcısına kadar ulaşabiliyor ki o kişi Sağlık Bakanı'nın yanında konuşuyor. Yani şimdi dolayısıyla insanlar bu verilere baktığı zaman ister istemez biraz da panikliyorlar diye düşünüyorum. Ufak ilave yapabilirim belki. Kendi alanımdan bakarak tabii yine davranışsal ekonomiye geleceğim. Şimdi burada netice olarak yani sonuç olarak önümüze ne çıkıyor? Belirsizlik, değil mi? Şimdi insan psikolojisinin en tehlikeli ne diyelim manipülatörü belirsizliktir. Şimdi ben bir eğitim kurumunun başındayım. Kurumsal şirketlerle sürekli bir aradayız, Türkiye'nin en büyük şirketleriyle. Resilience ya da işte dayanıklılık diye bir kavram konuşuluyor ve çok büyük talep var bu konuda. Neden? Çünkü benim kendi perspektifimden gördüğüm Rönesans 2.0'ın eşiğindeyiz. Aynı şekilde Reform 2.0'ın da eşiğindeyiz. Çünkü öyle bir döneme geliyoruz ki buraları açmadan bu konuyu bence irdelememeliyiz. İnsanlık, bahsettiniz ya siz de harika betimlemelerde ayrı ayrı ama bütün tamamlıyor birbirini. İnsanlık üretim ve tüketim noktasında büyük bir değişim yaşıyor şu anda. Ve aslında işte Marx'tan başlayalım, bütün sosyologlara baktığınızda bağlanan yer insanlığın geleceğiyle ilgili üretim ve tüketim ilişkisidir aslında. Bugün hangi alandan gelirsek gelelim iş konusundan bahsettiğimizde herkesin dikkati toplanıyor, odaklanıyor. Bu Yuval Harari'nin de sözüdür. Birçok dünyanın yerini gezmiş işte Homo Sapiens'in, Homo Deus'un yazarı biliyorsunuz. Diyor ki yapay zekadan, algoritmalardan konuşuyoruz vesaire, sıkılıyor gençler bir süre sonra ama ne zaman işten konuşursak bir anda ses kesiliyor ve herkes odaklanıyor oraya. Neden böyle? Çünkü psikolojik temele baktığınızda insan organizması varoluşun peşindedir. Varoluşunu devam ettirme. Yani gen devamlılık ister. Belirsizlik de bunun önündeki en büyük anksiyete sebebidir. Belirsizlik güveni ortadan kaldırır. Güven eğer ortadan kalkarsa siz ister enflasyonla açıklayın, ister başka şekillerle tehdit algısı oluşur. Tehdit algısı oluşursa da çok ciddi bir kriz olur, panikten kaynaklı. Bu tüketimi engeller, üretime giden insanların evden çıkmasına engel olur. Bunu çok dünya iyi yönetmek zorunda. Mesela Üstad, sizin söylediğiniz, biraz önce bahsettiğiniz o işte üretilen bir elektronik cihazın üzerinde virüsün işte taşınıp taşınmayacağı. Bir tane açıklama duydunuz veya gördünüz mü? Bir tane. İşte bunu işaret ediyorum. Olsa saygın, bilimsel, liyakatli bir çevreden bu iş yönetilseydi, ki ben Dünya Sağlık Örgütü'nün hiç iyi yönetemediğini düşünüyorum açıkçası, çok daha bence akla uygun hale getirip psikolojik savunma mekanizmalarımızın patolojik versiyonlarını, ki işte ne diyelim, maskeli birini gördüğü zaman insanlar haliyle korkuyorlar.
engel olabilirdik. Biraz daha iyi yönetebilirdik diye düşünüyorum. Bunu bizim ülke bazında düşünmüyorum. Küresel anlamda söylüyorum. Her ülke can simidi gibi kendi işte bir takım kültürel önlemlerine... Kalkan oluşturmaya çalışıyor. Evet, yani işte iyi yöneten var, yönetemeyen var. Ama hocam siz de söylediniz ya, o kadar güzel tespitler ki... gerçekten büyük bir keyifle ben de sizinle birlikte düşünüyorum. Şimdi kaynağı XYZ diyelim ülkelere. Nereden gelirse gelsin. Bunun önünü alabilir misiniz? Bunu küresel ulaşımın, ticaretin, efendime söyleyeyim, işte kıtaların arasında 10 saate en uzak mesafe 10-12 saate indiği bir noktada size engel olabilir misiniz? Mümkün değil. Değil. Baktığınız zaman algılayabildiğiniz, öğrenebildiğiniz, fark edebildiğiniz bir belirlilikle karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla bu en nihayetinde yok, yani düzgün bir şekilde yok edilmek zorunda olacak. Peki mesela şimdi şeyi düşünelim. H1N1 salgınını düşünelim Türkiye'de mesela. Hastanelerde yatacak yer yoktu. Yer yoktu. Hatırlıyor evet. musunuz? Evet, evet, evet. Zannediyorum 1-2 senelik bir geçmişi var. Hala devam ediyor. Bugün konuşuyor muyuz o kadar? Konuşmuyoruz. Bu da geçecek ama bakın aradaki fark şu. Paniğin de ölçeğinin büyümesinin sebebi şu. Onun ilacı vardı. İsmi lazım değil. Bunun ilacı şu anda yok. Ama mesela şunu söyleyelim. Yine altını çizmek istiyorum. Ben bir hekim değilim. Ama saygın otoritelerden gelen veriler ışığında biliyoruz ki şu anda yine kamuoyu hizmeti verdiğimiz için söyleyeceğim bunu. Bu virüs vücudu yemiyor. İnsanları aydınlatmak lazım. Bu virüs vücudun içine girince böyle iç organlarımızı kemirerek yok etmiyor. Bu virüs vücudun savunma sistemini, bağışıklık sistemine saldırıyor. Bağışıklık sisteminde bir direnç, ne diyelim, düşmanla tırnak içinde karşılaştığı için reaksiyon veriyor. Yüksek reaksiyon veren organizmalar ölüm riski taşıyorlar. Bunlar da ne? Bağışıklık sistemi düşük olanlar, ağırlıklı olarak belli bir yaşın üstündeki kesimde görüldüğü söyleniyor hekimler tarafından. Ne yapmak lazım? Bu kısmı da sanırım vurgulayacaksınızdır, soracaksınızdır. Bence bu kısma daha fazla odaklanıp aklı selimle konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Yani ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Her katmanda. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii özellikle Emrah Bey çok güzel o insan faktörüne değmişken ben biraz da turizm açısından konuşalım istiyorum. Yani bakıldığı zaman 21 Mart'ta İran'dan gelen birçok konuk oluyordu. Iğdır'da ağırlanıyordu. Şimdi rezervasyonlar iptal ediliyor. İtalya'ya baktığınızda çok önemli bir turizm şehri ve turist talebi çok fazlaydı. Onlar yine sekteye uğruyor ve önümüz yaz aylarında Türkiye'nin de yine turizm, bizim bacasız sanayi dediğimiz o döviz getirisi için oldukça önemli olan turizm sektörü var. Hocam nasıl değişir turizmin rotası? Neler olur turizmde acaba? Koronavirüs etkisi. Turizm sektörü bu salgından en kötü etkilenen sektör. Onu söylemekte bir fayda var. Tabii turizmde belli bir daralma ama sadece İran'dan Türkiye'ye gelen turistler anlamında değil. Çin dünyaya o kadar fazla turist gönderiyor ki. Tabii. Yani 300 milyon civarında Çinli dünyayı geziyor. Ve biz bize gelen Çinli turist sayısını 3 milyona çıkartmaya çalışıyorduk. Şimdi sanıyorum 300 bin civarında Çinli turist geliyor. Bu sayı yükselecekken yükselmeyecek. Tabii diğer ülkeler de etkileniyor. İşte yakınımızdaki Yunanistan'da, orada da bu vaka görülmeye başlandı. Şimdi bu virüs tabii bir anomali, yani bir iktisadi dışsallık. Yani iktisatçılar bunu nasıl düşünür? Bir iktisadi dışsallık olarak. İktisadi dışsallık, bununla mücadele etmek bir takım kamu kaynaklarını harekete geçirmekten geçiyor. Yani kamuyu bu virüsün birincisi yayılmasını engellemek için harekete geçireceksiniz. İşte alınan önlemler. Çin Halk Cumhuriyeti bunları başarıyla uyguladı. Çünkü öyle bir rejimi var. Yani Sovyetik bir yapının içerisinde toplumu örgütlemiş olması onun bu konuda biraz daha etkin olmasını getirdi. Ama bu etkinlik turizm sektörünü oraya işte oradaki bu anomalinin, bu dışsallığın kötü etkisini azaltacak bir şey değil. Bir yandan da şöyle şeyler yaptı. Ekonomik etkisini ekonomideki olumsuz etkisini azaltabilmek için bir takım stimulus denen canlandırıcı paketler geçirdi. Bunlar işte en kötü etkilenen kesim KOBİ'ler, küçük orta boy işletmeler. Bunların vergi yükümlülüklerini azalttı. Kredi borçlarını erteledi. KOBİ'ler arasında
turizm şirketleri de var. Bu turizm şirketlerinin kötü etkilenmesine ne yazık ki engelleyemedi. Çünkü turizm öyle bir sektör ki, şimdi bugün yapmadığınız turizmi yarın iki misli yaparak orada bir önceki dönemde kaybettiğiniz kayıpları telafi edemiyorsunuz. Yani şunu diyemiyorsunuz, ben Nisan ayına kadar işte restoran sektöründe yemek yemedim. Nisan'dan Haziran'a kadar iki misli yemek yiyerek o zamana kadar olan kayıpları telafi edeyim diyemiyorsunuz. Yani turizmdeki kayıplar kalıcı oluyor. Ben bu Çin Halk Cumhuriyeti bunun etkisinin azaltılması konusunda devletin ve kamu kaynaklarının harekete geçmesi, bazı sektörlerde başarıyı da yürütürken bazı sektörlerde başarı elde etmesini işin doğası engelliyor. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Acaba bu virüsün, salgının ekonomik etkilerinin olumsuz yanlarını azaltma konusunda elde edilmiş olan başarılar rejimin meşruiyetini sorgulamak konusunda insanların zihnini ne kadar harekete geçirecek? Öyle görünüyor ki rejimin, şimdi mesela Batı basınına baktığınızda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı yaklaşımlara baktığınızda aslında koronavirüs salgını Çin'deki rejimin ve Xi Jinping yönetiminin ne kadar basiretsiz ve yetersiz olduğunu ortaya çıkarttı. Ve orada Çin'in bu salgının etkilerinin olumsuz yanlarını bertaraf edemiyor olmasının bir rejim sorunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Fakat başka bir şey de var. İşin yani kaderin cilvesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu ortaya çıkınca Donald Trump'ın idaresindeki Amerika Birleşik Devletleri de bu salgını nasıl idare edebileceği konusunda Trump idaresini bir sınava tabi tutacak. Ve önümüzdeki seçimlerde Trump'ın başarılı olup olmayacağının belirleyicisi de bu virüs salgınına karşı ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar ekonomiyi iyi idare ettiğinden geçecek. Ki orada da bakıyoruz, işte Dow Jones indeksine bakıyoruz, bu DAK'a bakıyoruz, yani Batı sermaye piyasalarına, Nikkei'ye bakıyoruz, diğer endekslere baktığımızda hepsi düşüş gösteriyor ve bu düşüş idiosinkratik bir takım şeylerden kaynaklanmıyor. Bu işte ekonominin karşı karşıya kaldığı topyekün bir şoktan kaynaklanıyor. O şok da dışarıdan gelen, dışarılıklı olan bir şok. Yani bu bütün sektörleri etkileyecek demektir. Bunun içerisinde turizm de dahil. Ve bizim açımızdan turizm önemli bir gelir kaynağımız. Bu turizmin olumsuz etkilenecek olması, bu Türkiye'de kendi üzerine düşen payı alacak. Ve buna karşı neler yapılabilir? Nasıl bir politika geliştirilebilir? Tabii o testlerin yapılabilmesi, sınırların kontrol edilmesi, uygulanacak olan ve mesela Çin'deki gibi, bence o bir vaka çalışması olarak incelenmeli. Çin'deki gibi başarılı bir containment, bu virüsün salgın hale gelmesini engelleyecek girişimler, bunlar ne kadar uygulanabilir, ne kadar yaygın olarak kullanılabilir ve bunun ekonomiye olumsuz etkilemesinin önüne ne kadar geçilebilir? Yani devlet kaynakları ve idare bu işe ne kadar etkisinin, yani olumsuz etkisini azaltarak bununla mücadele edebilir? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Tabii turizm kötü etkileniyor, ulaştırma sektörü kötü etkileniyor. O kadar çok uçuşlar ertelenmiş ki 15 bin civarında uçuş iptal ediliyor. Yani Çin'de hava yolu taşımacılığı bir şekilde çökmüş vaziyette. Ama bu devletin getirdiği canlandırma paketleri büyük bir ihtimalle oradaki olumsuz etkiyi azaltacak. Fakat şu andan itibaren sadece Çin merkezli bile bir değerlendirme yapmamız mümkün değil. O korku faktörünü besleyen belirsizlikler olayın başka ülkelere de yaygınlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Orada da başta turizm, hava taşımacılığı, kargo, e-ticaret gibi sektörleri etkilediği gibi diğer üretim bandı üzerindeki o üretim zincirinin
girdilerinin sağlandığı farklı farklı coğrafyaların ekonomilerini de olumsuz olarak etkileyecek gibi görünüyor. Ya bugünden şu kadar etkileyecek demek de çok tabii fazla ki mümkün değil. Tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Sizden de görüş alalım. Tabii. Önce sondan başlayarak gideyim. Turizme etkisi, Türkiye turizmine etkisi ya da global turizmden başlayalım. Hocamın dediği gibi ciddi bir daralma olacağı kesin. Bugün benim firmamda yaşanan bir durumu arz edeyim. Rutin ziyaretlerinden birini bir Alman müşterimiz yapmak istemediğini söyledi. Sebep olarak da virüsü öne sürdü ve onun samimiyetinden gerçekten eminim. Ben de kendisine cevaben dedim ki ya Türkiye virüsün henüz tespit edilmediği nadir ülkelerden bir tanesi. Evet. Hani eğer ihtiyacın varsa ben bu bilgiyi de seninle paylaşmış olayım. Cevabım bana şu şekilde döndü. Almak istemediğim risk Türkiye'de bulunma riski değil. Uluslararası hava yollarını kullanma sürecindeki virüsü kapma riski. Biraz, dolayısıyla düşünün ki bir tekstil satın almacısının uçakta, çünkü uçaklarda bilumum milletten insan var, uçakta bu virüsü kapma riskine karşı gitmesi gereken yere gidememesi. Şimdi iş icabı bunu yapamayan bir psikoloji, tatil için yapar mı derseniz büyük ihtimalle hayır, diye düşünüyorum. İşin Türkiye açısından şöyle bir talihsizliği var. Komşumuz İran'ın Avrupa'yla ya da genel olarak Batı'yla arasındaki kötü ilişkiler sebebiyle vatandaşları bazı ülkelere İran'dan vize başvurusu yapamıyor ve bu sebeple İranlı vatandaşların çok önemli bir kısmı vize başvuruları için Türkiye, İstanbul'a, İstanbul'da da daha çok Beyoğlu ilçesine geliyor. Şimdi İran'da bu virüsün bu şekilde gümbür gümbür artıyor olması, bizim işte bugün itibariyle İran'a uyguladığımız bazı işte sınır geçiş yaptırımlarının devreye sokulmuş olması, ister istemez Türkiye turizmini, İran taraflı turizmini de etkileyecektir diye düşünüyorum. Bunları yan yana koyduğumuzda talep azalışı kesin. Ne yapabiliriz? Benim aklıma gelen en pratik çözüm, mütekabiliyet ilkesi gereği getirdiğimiz bazı vize uygulamaları var. Onlar bize vize uyguluyor diye biz de onları vize uyguluyoruz. Evet, evet. Belki geçici bir süre için bu vize uygulamalarından vazgeçebiliriz ki yurt dışındaki cazip insanlar olsun. Evet. Nereye gidelim? Acaba bir yere gidelim mi diye düşündüğünde Türkiye zaten turizmiyle ünlü ve gerçekten çok zengin doğal kaynaklara da sahip. Türkiye bize vize uygulamasını da kaldırmış diye duyarsa belki tercih edebilirler. Tabii ki bu işin alt başlıklarında bir sürü siyasi noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Ama bunu hak eden diyelim, bazı ülkelerde vize uygulamasının kaldırılmasının turizme olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum. Tıpkı işte bu tekstilde örneğin pamuk ithalatına uygulanan vergileri evet, ortadan kaldırmak gibi. Diğer taraftan bir iki konuya değinmek istediğim bir iki konuya kısaca tabii değineyim. Virüsten yaklaşık 3000 tane dünya insanı hayatını kaybetti. Amerika'da geçen sene gripten ölen insanların sayısı 55 bin. Sadece Amerika'da. Dolayısıyla işin gene hani psikolojik tarafına baktığımız zaman bir Amerikalı'nın gripten ölme riski koronavirüsünden ölme riskinden kat kat daha çok fazla. Çok daha fazla, evet. Belirsizlik. Evet. Tabii burada bir belirsizlik durumu söz konusu. Hatta orada, lafınızı bölüyorum. Buyurun. Daha yüksek bir yani griplerin, o bizim işte domuz gribi dediğimiz gripin daha öldürücü olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Vesaire. Burada Erhan Bey'in dediği gibi işin bilgilendirme kısmında ciddi bir handikap var. Onun özellikle çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bizim tabii bir taraftan bu ham madde sorununun muhtemelen orta vadede ortaya çıkacak olması, diğer taraftan turizmin ve belki birçok sektörün virüsten olumsuz etkilenmesinin bizim tarafımızdaki sonuçlarından biri de mevcut işsizliğin belki de belli bir noktadan sonra, ben kısa orta vadede böyle bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü önce bir talep artışıyla
bizim o talep artışına cevap verebilmek için işe alımlarımızın artacağını düşünüyorum. Artacağı, evet. Ne zamanki ham madde problemi başladı ve tedarik zincirinde kopmalar geldi, o zaman bizde de bazı üretimler duracaktır ve belki de o noktadan sonra işsizliğe olumsuz bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'deki her 2000 dolara karşılık tekstil hazır giyim sektörünün 3 kişiye iş imkanı sağladığını biliyoruz. Teknik veri elimizde var. 1 milyonu toplamda aşan bir istihdamı var. Tekstil ve hazır giyimin toplam. Dolayısıyla kısa vadeli, kısa orta vadeli politikalar içerisinde bunu bir avantaja çevirip, yani sektörün bu özelliğini bir avantaja çevirip, biraz önce bahsettiğim o uluslararası anlaşmalarla birlikte önü açılacak yeni siparişleri Türkiye'de uzun vadede sürdürülebilir zemine oturtmanın bence en makul, mantıklı çözümü tekstil sektörüne bu konuda biraz öncelik vermek. Yani şunu samimiyetimle söyleyeyim. Tekstil sektöründen biri olduğum için söylemiyorum bunu. Bunu ekonomist olarak söylüyorum. Yani ekonomist, işte malum bir doktorluğum var. O anlamda ekonomist demek de çok iddialı oluyor aslında. Onu da kullanmak istemem ama. Sadece hazır giyimci olarak söylemek istemediğimin özellikle altını çizmek istiyorum. Her 2000 dolara 3 kişinin işe girdiği bir sektörü böyle bir süreçte desteklemenin çok iyi olacağını düşünüyorum. Emek yoğun bir sektör olduğu için söylüyorsunuz. Çok emek yoğun bir sektör. Özellikle 5. ve 6. bölgelerde çok güzel örneklerini gördük. Burada kamunun çok doğru son 7-8 yıl içerisinde çok doğru politikalarıyla Türkiye aslında hazır giyimde belki de küçülecekken mevcut pozisyonunu korudu ve 5. 6. bölgelerde yaptığı üretimle dünya ticaretindeki hazır giyim için söylüyorum, payını da korudu. Aynı stratejiye devam edilmesi lazım. Erzurum ya da Erzincan'da yanılmıyorsam valilik hazır giyimcilere fabrikalar inşa ederek TOKİ desteğiyle sattı ya da kiraya verdi. Ve şu anda oraların hepsi dolu, ağzına kadar dolu ve üretim yapılıyor. Yani üretim katma değer demektir biliyorsunuz. Varlık artışıdır, gayri safi milli hasıla artışıdır, gelir artışıdır vesaire vesaire. Dolayısıyla bu süreçte bu politikayı doğru kurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam siz ne dersiniz? Turizm ulaştırması insan hareketliliği açısından koronavirüse. Aslında dikkat edersiniz cevapları. Turizmden başlıyoruz, yine ürüne geliyoruz. Yine ürüne geliyoruz. Yani çünkü niye? Önce can. Hani önümüz tabii öncelik. Ki evet, bir de önümüz yaz ayları olunca şimdi tatil tabii planları yapılmaya başlanıyor ve iptaller birçok şey karşımıza çıkıyor. O yüzden ben bir görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi aslında her iki üstad da, yani hocam da aynı şekilde Timur Bey de çok güzel tespitlerde bulundular. Yani hani özellikle hocamın söylediği dikkat çekici bir nokta, turizmin yerini dur bir daha iki kere gideyim diye telafi etmek mümkün değil. Çünkü bu doğrudan tarihle günle sınırlı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla işin o tarafında maalesef bir kayıp yaşıyoruz. Aslında Çinliler sadece turizm değil, şöyle bir baktığımızda son birkaç senede inanılmaz göç de ediyorlar. Yani göç de etmeye başladılar. Türkiye'de tabii, çok ciddi bir gayrimenkul satışı var Çinlilere. Keza Kanada'da, Amerika'da gittiğimizde görüyoruz, yani en çok Çinli görüyoruz aslında. Dolayısıyla yani göçebe de bir yaşam var Çinlilerle ilgili. Ama bir taraftan da sol tarafımda da Emrah Bey var. Dedi ki korkuyoruz. İnsanlar korkmaya başladı. Maskelerle dolaşmaya başladı. Sokakta o kadar çok maskeli insan görüyoruz ki artık ve yadırgamamaya başladık. Yani yakında bu programlarda da insanların maskeyle çıktığını görürsek herhalde şaşırmayacağız. Ama ben şunu hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Emrah Bey'in söylediği ne geliyor? Yine işin ben biraz siyasi boyutuna çekeceğim konuyu aslında. Yani daha önceki virüsler de etkiliydi ve onların yarattığı sonuçlarda bu kadar etkili ve enteresan sonuçlar doğuruyor iken neden koronavirüsü daha fazla bir dünyaya tesir etti, özellikle yaşamımıza bu kadar tesir etti sorusunun cevabı hepimizde flu aslında. Yani bunu belki ileride tarih gösterecek. Yani şimdilik sosyal görmeyeceğiz. Sosyal medyanın etkisi olabilir mi? Sosyal medyanın etkisi olabilir. Ben Amerika'nın da bu konudaki bu işe biraz daha ilgiyle yaklaşması diyeceğim. Ticaret savaşlarıyla hani biraz böyle üstü kapalı. Biraz onun da etkisi olduğunu. Çünkü özellikle adını vermeyeyim, büyük bir kahve markasının Çin'deki
4000 mağazasının 2000'ini kapattığı haberi biliyorsunuz bomba gibi düştü. Düştü. Şimdi evet. Dolayısıyla onunla başladı ve o markaya herkesin dikkatini çekti. Herkesin bir Amerikan markası olduğunu bildiği. Sonra döndü işte malum cep telefon markası diyelim, yine ismini vermeyelim. Aynı şekilde işte üretimi durdurdu vesaire dendi. Şimdi hani önce can sonra canan can, misali. Evet. Önce can tabii. Herkes önce canını düşünmek zorunda ve ona yönelik hareket etti. Tabii Timur Bey'in söylediği durum korkutucu. Yani bir turizmi bırakın, hani iş seyahatini yapmaktan insanlar eğer imtina ediyorlarsa söz konusu seyahat esnasındaki risklerden ötürü, bu zaten turizmin geleceği noktayı henüz görmedik dediğiniz gibi daha var. Evet. Aslında ortaya koymak için yeterli. Ki biz bu benzer durumları daha önce yaşanan bazı siyasi krizler esnasında ya da işte ne bileyim işte havalimanındaki bombalama vesaire gibi olaylarda da yaşamıştık. Tekrar o günleri yaşamayalım diye dua ederken bu çıktı. Aslında bundan en az etkilenen ve burada en çok fırsatları elde eden ülkelerin belki de başında geliyoruz. O konuyu da atlamamak lazım. Şimdi dolayısıyla turizmin etkileneceği kesin hocam. Yani orası muhakkak, dünyada turizm etkilenecek. Ha, insanlar zorunlu tasarruf edecekler herhalde. Öyle gözüküyor. Yani harcayamayınca insanlar zorunlu bir tasarrufa girecekler. Hani kar tatili oluyor, bir hafta evden çıkamadığınız zaman aslında bir hafta boyunca harcayacağınız para cebinize kalıyor. Şimdi evet. Bu da buna benzer bir durum. Zorunlu bir tasarruf var. Zorunlu bir aslında bir anlamda ama bu durgunluğa yol açar tabii. Tabii günün tüketimi sonunda, erteliyoruz. Ekonomide tabii yani tüketimin azalması ekonomide durgunluğa yol açıyor. Olayın bir de Emrah Bey'in söylediği gibi psikolojik etkisi çok fazla. Sosyolojik ve psikolojik etkisi çok fazla. Dolayısıyla mutlaka turizmi etkileyecek ama günün sonunda yine dönüp ticarete baktığımızda aslında, daha doğrusu izniniz olursa biraz Türkiye'yi neler bekliyor değinmek istiyorum ben. Ki. Biraz da kendi alanımla ilgili hem de birkaç cümle söyleyeyim. Timur Bey çünkü bir anlamda aslında hazır giyimle ilgili bir bize bir ışık yaktı. Ben de katılıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ben de geçen hafta benzer bir konuyu kaleme aldım. Şimdi her ne olursa olsun krizlerden de fırsatların çıkabileceği gerçeğini unutmayalım. Yani burada belki ya işte böyle bir konunun üzerinden bir ekonomi konuşmuyor olmak lazım denilebilir ama konuşmak durumundayız. Yani sonuçta bu işin suyun akması gibi olağan bir sonucu aslında. Şimdi elbette hiçbirimiz böyle bir hastalığın olmasını ve insanların bundan etkilenmesini istemeyiz. Bu hiç tartışılmaz bile ama ortada da bir realite varsa ve buradaki bu realite bazı sonuçlar doğuruyorsa bunlara göre de pozisyon almayı da bilmek zorundayız. Şimdi Çin'in en önemli özelliğinin emek yoğun bir üretici ülke olduğu, dünyanın en önemli üretici ülkesi olduğu muhakkak. İnsanların ürettiği ürünlerde bugün o telefon markasını hemen Türkiye'ye kaydıralım da Türkiye'de üretilsin diyemeyiz. Çünkü orada yatırımcı başka oyuncular var. Değil mi? En büyük farkımız bu. Veya ne bileyim bir elektronik markasını, bir dev bir üretici markayı biz kendi tasarrufumuzla Türkiye'de hemen bunu üretelim diyeceğimiz bir know-how'ımız olmadığı sürece bunu yapamayız. Ama tekstil bu anlamda veya emek yoğun diğer sektörler bu anlamda, kırtasiye gibi, oyuncak gibi birçok sektör sayılabilir aslında. Türkiye burada mutlaka bir sipariş patlaması yaşayacak. Hatta yaşamaya başladı. Yani çok tekstil net. Sektöründe çok net bunu duyuyoruz değil mi? Evet. Dün de bir vesileyle ben İsmail Başkan'la, Tim Başkanımızla bir telefonla konuşma yaptım. Orada da çok kısa konuştuk. Valla yoğun dedi, görüyorsunuz işte hocam dedi yani. Hakikaten ihracat tarafında ciddi bir artış var. Seviniyoruz ihracatımızın artmasına. Parantez içinde tabii dediğim gibi sebebini ben bağımsız olarak söylüyorum bunu. Şimdi emek yoğun sektörlerimizdeki ihracatımızın artacağı kesin. Şu gerçeği unutmayalım. Biraz önce Emrah Bey'in söylediği noktada ben bir parça farklı düşünüyorum. Şöyle şu anlamda farklı düşünüyorum. İnsanların gördüğüm manzara, ya insanlar artık öyle bir hale geldi ki sebep her ne olursa olsun tüketmekten vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor insanlar. Yani öldükten sonra vazgeçiyorlar. Başka çareleri yok çünkü. Ama onun haricinde hayattaysa, nefes alıyorsa tüketmeye devam ediyor insanlar. Yani öyle bir topluluk var. Yani şimdi ben 50'yi devirenlerdenim. Dolayısıyla bizim jenerasyon değil ama bizden biraz daha önceki işte öğrencilerimizden de biliyoruz hocam. Evet, siz de biliyorsunuz. Evet, görüyoruz. Ya bu jenerasyon, çocuklarımızdan da biliyoruz. Bu jenerasyonun çok bir şey umurunda değil ya. Yani tamam umursuyorlar, insanlar endişe ediyorlar belli ölçülerde ama tüketme konusunda çok şükür hiç kimsenin bir şeyi yok. Kriz durumu yok. Yani herkes tüketmeyi çok seviyor. Hala aslında restoranlarımız ağzına kadar dolu. Hala insanlar e-ticaretle çok ciddi alışveriş yapmayı sürdürüyorlar. İnanın aslında hacmimizde bir düşüş yok. Yani e-ticaret tarafında da biz kendi işimiz gereği de tabii ki çok firmayı tanıyoruz, görüyoruz. Yok yani bir düşüş yok. Çünkü insanlar hala tüketiyor. Bu da neyi ortaya çıkartıyor? Demek ki tüketim azalmıyorsa üretimin de bunu yakalaması lazım. Yani arzın
talebe cevap vermesi lazım. Demek ki arzı bir yerler elde edecek. Biz inşallah hani umuyorum bu sebepte değil ama biraz önce yine Timur Bey'in söylediğine atıfta bulunacağım. Bunu da tabii sürekliliği olan ve sürdürülebilir bir boyuta taşırsanız bir şey ifade ediyor. Yani 3 ay boyunca insanlar gidiyor maske üretmiyor. Ya yapmayın yani kendimizi kandırmayalım. 3 ay sonra ne olacak o maske üretimi? Yani bizim uzun vadeli sürekliliği olan işlere bakıp bunu daimi bir tarafa yayıyor olmamız lazım. Tekstil sektörü de ya bu bir fırsatçılık değil. Fırsatçılık olarak görürsek gol yeriz, yanılırız. Kendimizi kandırmış değil, oluruz. Tabii ki hocam. Günün sonunda uzun vadeli bakıyor olmak lazım. Ama ben son cümlemi yapayım, söyleyeyim. Uzun vadede Türkiye gelecekte ihracat tarafında bir artış potansiyeli gösterecek. Ama burada konuşmuyoruz, konumuz değil. Dış ticarete ilişkin regülasyonların da buna cevap vermesi ve cevaz vermesi halinde. Bunu parantez içinde söyleyip parantezi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Emrah Bey'e tekrar dönüyorum. En son demiştiniz ki yine tabii ki konuşacağız bunu ama ne yapalım aşaması, ne yapalım diye hemen size soruyoruz. Ne yapalım şimdi koronavirüse mücadelede süremizde az kalmışken sizden böyle bir son artık ne yapmalıyızı alalım lütfen. Bizi öldürmeyen güç güçlendirir. Ya da bizi öldürmeyen olgu bizi güçlendirir. Bu tarafından bakmak zorundayız. Dolayısıyla başımızın gelecek eyvah deme hali bizi hareketsiz kılar, bizi alabileceğimiz akılcı önlemlerden geride bırakır. Aslında bu en trajik sonuçtur. Başınıza gelebilecek tehlikelere karşı önlem almama haliniz. Yani panik aslında bir kaza anında da kilitlenip kalan insanlar görürsünüz mesela olayın şokuyla. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi teşhisinize katılıyorum. Bir şerh koyarak ama. Bizde daha etkilemedi. Bunu özellikle altını çiziyorum. Başladığı anda, vaka görüldüğü anda yine bir sevimsiz bir örnek olacak ama bunu söylemek zorundayız. Mesela bir yerde bomba patladığı zaman sokakta kaç kişi kalır? Bunu göz önüne almalıyız. Yani 10 vaka duyulduğu anda biraz önce belirtmiştim işte o bölgede mesela sizin işaret ettiğiniz bölgede kaç kişi kalacak? O domino etkisiyle inanılmaz bir algı kirliliğiyle beraber panik havası yaratacak. Şimdi bizim buna önlem almamız lazım. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Biz buna ne kadar hazırız, neredeyiz? Bunların frekansının çok daha fazla aktarılması lazım. Senaryoların içeriğinin aktarılması lazım. Senaryoların içeriğinin neticelerinin aktarılması lazım. Ve bizim bence programın başından beri kıyasla... rasyonel verilerle belirttiğimiz gibi aslında düşünüldüğü gibi durumun olmadığını yaygınlaşmanın çok daha fazla olduğu için bu kadar büyük bir ne diyelim dramatik bir panik havası oluştuğunu küresel bazda daha fazla vurguluyor olmamız lazım. Bakın bunu şirketlerde, okullarda, mikro seviyede mutlaka yapılması lazım. Yani söylemim makrodan değil, mikrodan başlıyor. Yani hepimizin burada sorumluluğu var. Evlatlarımız varsa evlatlarımıza, eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımıza doğru bilgileri transfer etmeliyiz. Dedikodu, sokak magazini yapmamalıyız. Bu çok önemli. Çünkü buradaki her yayın arasında referans olarak dile getirildi. Bir takım yiyeceklerin iyi geldiğinden falan bahsetmek hiç aklı selim gelmiyor bana. Yemek tariflerine falan geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradan o tarafa döneyim. Yani psikolojik taraftaki durumu açayım. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama kısaca toparlayayım. 3-4 dakika. 3-4 tamam. Evet. Hızlıca açayım. Kullanabilir miyim en sonda söylemek istedim. Tamam, o zaman daha da hızlanayım. Şimdi korkuyla endişenin tanımını açalım. Kabullenmeyle onaylanmanın tanımını açalım ve toparlayalım ne yapılacağını. Bakın siz eğer korkunun somut bir olgudan kaynaklandığını bilirseniz ona önlem alırsınız. Bu bir. Evet. Endişe belirsizlikten kaynaklanır. Şu anda endişe yaşanıyor. Korku değil bu. Ya ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam, ölüm korkusu baki ama hepimiz bir gün öleceğiz. O zaman bu endişe. Korkudan başka bir şey bu. Dolayısıyla endişenin panzehiri de bilgidir. Netliktir. Evet. Hepimizin, tekrar söylüyorum, hem mikro hem makro bağlamda bunu yapması lazım. Bir diğeri kabullenme ve onaylama. Hiçbirimiz bu sevimsiz şeyin sebebi her ne olursa olsun onaylamıyoruz. Ama durumu kabul etmeliyiz. Durum ne? Dünyada şu anda ciddi bir salgın var. Bu ciddi bir durumdur. Ama panik çözüm değildir. Değil. Aklı selimle rasyonel, bilimsel önlemler almak zorundayız. Teşekkür ediyorum.
Timur Bey, son cümlenizi alalım. Ne yapmamız gerektiği konusunda birkaç kısa cümle sarf edeyim. Birincisi, herkesin bu süreçte iş dünyası içerisinde kabuğuna çekilme eğiliminde olduğu süreçte bence biz atakta olmalıyız. Tabii ki körü körüne atakta değil. Gerekli tedbirleri alarak, artık maskemi takıyoruz, başka korunma yöntemleri neyse bunları öğrenerek, sağlıklı, güvenli seyahatlerle, yeni pazarlar keşfetmek için, yeni insanlarla tanışmak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu görüşmelerin, iş görüşmelerinin, B2B diye adlandırdığımız görüşmelerin önümüzdeki birkaç aylık dönemde en üst seviyede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki bu dilimi kim yiyecek sorusunun cevabında bir kısım da Türk iş adamları olsun diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, çok hızlı, toplu alanlardaki alışveriş miktarları düştüğü için e-ticaretin muhtemelen artacağını, göreceli olarak kıyasen artacağını varsayıyoruz. E-ticaret konusuna firmalarımızın biraz daha yönelmesini özellikle altını çizmek istiyorum. Bu arada hani zamanımız olursa tanıtırım belki diye A'dan Z'ye e-ihracat kitabı çok benim değil, sevgili Ömer Nart'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de birlikte bir sürü çalışma yaptığı e-ticarete yönelin, bu tip kaynakları araştırın ve yeni ticari başlangıçları sağlayın diye tavsiyede bulmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Profesör, da unutmayın. Öyle mi? Profesör Doktor Sedat Aybar, Doktor Timur Bozdemir, Doktor Hakan Çınar, Psikolog Emrah Yolar. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Özellikle koronavirüs sürecinde katkılarınız için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ekonomi Masası programının bugün sonuna geldik. Yarın 21'de tekrar karşınızda olacağız.